Günaydınlar efendim. Hepinize harika bir çarşamba günü diliyorum. Haftanın her günü güzel ama kendimizi sevdiğimiz, kendimize iyi baktığımız her an daha bir anlamlı, daha bir güzel. İşte bu sebeple, tam da bu yüzden bu sabah sevgiden bahsedeceğiz, aşktan bahsedeceğiz. Aşkın, sevginin gerçekten güzelliğinden ve büyüsünden bahsedeceğiz. Ben bugün çok romantik bir aşk hikayesine tanık olacağımıza inanıyorum. Programımızda beni çok etkiledi onların hikayesi. Sağlıktan devam edeceğiz efendim. Börekle zayıflayacağız ve daha fazla sizler için. Kendine iyi bak. Başlıyor. Bir türlü kilo veremiyorum diyenlere özel muhteşem tarifler, şişmanlatmayan masum börek, şişkinliği azaltmaya yardımcı çay, iç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya anlatıyor. Her zaman porsiyon kontrolü yapmak çok önemlidir. Aşkları ne engel ne mesafe tanıdı. Büyük aşkın kahramanları Mine ve Şevki Demirtaş çiftinin inanılmaz aşk öyküsü. Sosyal medyadan tanıştık. Böyle bir geziniyordum, bir mesaj gördüm, mesaja baktım. Güneş lekelerini geçirmenin yöntemleri. Estetisyen ve güzellik uzmanı Ayşe Çimer anlatıyor. Bazı tedavilerden sonra cilt yanıyor. Kısırlık nasıl tedavi edilir? Aşılamada biz ne yapıyoruz? Yine ilaç tedavisi veriyoruz. Kısırlık tedavisinden sonra normal yollardan çocuk sahibi olunur mu? Kısırlık sebeplerine baktığımızda kadın erkek faktörüne yaklaşık %45. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin anlatıyor. Az sonra kendine iyi bak da. Efendim bugün mutfakta devrim var. Neden var efendim? Çünkü sağlığımız mutfağımızdan geçiyor. Yüzyıllar önce Hipokrat demiş ki yiyecekler ilacınız olsun demiş. Ya. Yüzyılımızda çevremiz yiyeceklerle dolu ama kötü yiyecekler, kötü kalp yiyecekler de çevremizde bizi hasta ediyor. Öyle güzel tarifler, öyle güzel püf noktalarıyla sağlığımıza sağlık katacağız inşallah. Şimdi evet. Diyorsunuz ki börek mi yemek istiyorsunuz? Yiyin. Börek evet. Yiyerek zayıflayabilirsiniz. Nasıl yapacağız o işi? Nasıl yapacağız? Şimdi ilk başta bizim geleneksel olarak yaptığımız en büyük hata karbonhidrat dolu bir mutfağımız var. Hani mutfaklarımıza reform yapıyoruz değil mi? Diyoruz ya. Burada karbonhidratı kesiyoruz. Hı-hı. Normal bizim yemeklerimiz nasıl olur? Kat kat yufkalar arasına biraz harç dökülür. Yağlar boca edilir değil mi Ebru Hanımcığım? Evet. Ama biz artık öyle yapmıyoruz. Karbonhidratı azaltıp yağ hiç koymadan çok lezzetli bir pazı böreği yapalım. Ay, hadi birlikte yapalım. Bayıldım. Ben bu hadi, pazıları buyurun. Alayım şöyle. Hadi geldim. Şimdi ne var malzemeleri hemen saymak istiyorum. 750 gram pazımız varmış. 3 yumurta, bir patates rendesi. Patates koydunuz. Harikasınız. Tabii tabii. Ayca. Karbonhidrat olarak patates seçiyoruz burada. Tamam. Şimdi patates, un, ondan sonra yufka. Bunlar karbonhidrat değeri yüksek yiyecekler. Patatesli börek yaparsanız eğer ekmeğin içerisine koyup yediniz gibi düşünün. Ama biz burada bakın patates kullanıyoruz, yufka kullanmıyoruz, un kullanmıyoruz. Onun yerine tek karbonhidrat patates ve bir büyük bir patatesi rendeledim. Tamam. Ya kocaman bir tepsinin içerisinde sadece bir tane patates var. Ama beyaz peynir, yeşil soğan, maydanoz ve yumurta var. Tamam. Protein değeri de oldukça yüksek olacak. Hem lezzetli hem sağlıklı Oy, olacak. Harika. Böyle diyet yapmak isteyenler, zayıflamak isteyenler lezzetten hiç ödün vermeden bu tarifimizi, puzzle böreğimizi yaparak rahat 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 hem bağırsakları çalışacak hem metabolizmaları çalışacak. Süper. Şimdi geldim bunu koyuyoruz. Şimdi. Evet. Ben Instagram hesaplarımda da bununla ilgili her gün çok güzel bilgiler paylaşıyorum. Oradan da insanlar ulaşabilirler. Ulaşıyorlar. Tariflerimiz. Ve sizin verdiğiniz tariflerle ve yönlendirmelerinizle hastalarınız sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu bir gerçek. Ve sürekli kalıcı kiloyu koruyabilmek çok önemli evet. bir şey. Bu işin sırrı bu. Cezbedici yiyecekleri gözümüzün önünden kaldırıyoruz. Tamam. Bu arada şu böreğimizi de bir taraftan yapalım. Değil mi? Çok hamaratığız. Tamam. Aynen. Peki. Şimdi bunları şunun içerisine bir karıştırayım. Tamam. Sonra tepsime dizeceğim. Tamam. İçerisine 3 yumurta koyuyorum. Bakın peki. Yumurta muhteşem bir protein kaynağıdır. Hı hı. İçerisindeki protein anne sütüne yakın amino asit çok içerir. Güzel. Anne sütü demişken az sonra bu büyük aşkın kahramanları benim konuklarım var. Bebekleri de 2,5 aylık daha. İsmi ne bebeğinizin? Zifanur. Bizim ismimiz mi? Nasıl?
Bizim ismimizin çocuğun mu? Sizin isminizin kısaltılmışı. Şimdi 2,5 aylık bebeklerini nasıl? İfanur. Evet. Doğru mu? İfanur, evet. Ay maşallah. Onların bebeklerini nasıl beslediğini, onların o aşklarının meyvesini ve gerçekten çok da sağlıklı, incecik görünüyorlar. Dikkat ediyorlar mutfakta da kendilerine, eminim. Evet. Bunu da konuşmak istiyorum ben. Vay vay ya, vay. Neler konuşacağız? Baksana neler konuşacağız. 2,5 ay önce anne olmuş, beden hiç kilo alınmadı herhalde. Evet, kalmadı. Kalmadı maşallah. Ay, çok da harika. Mutfaklarımızda reform yaparak, evet, farkındalığımızı yükselterek kilo kontrolümüzü kendi kendimize yapabiliriz. Tamam. Yapıyoruz. Şimdi böreğimiz hazır. Peyniri, evet, de koydunuz. 3 yumurta, evet, pazımız hazır. Başka ne geliyor oraya? Biraz patates dediniz. Patates rendesi koyduk. Biraz peynir ne kadar koyacaksınız onu peyniri merak koydum. Edin. Yalnız onu en üstte. Beyaz peyniri içerisine koydum. Onu en üstte koyacağım. Pazıları hafif haşlayıp, harika, böyle küçük küçük böldüm. Peki ben hemen fırınımızı açıyorum. Baharatımız var mıydı? Oradan birazcık tuz, karabiber, kırmızı biber atabilir miyiz hemen acaba? Tuzunu siz atın Ebru Hanımcığım. Peki. Ya biliyor musunuz biz tuzlu alışkanlığımız yok fazla. Çok az koymak çok lazım. Çok az koyuyorum. Ondan dolayı da mutluyum. Şöyle aslında beyaz peynir koyduğumuz için hiç tuz koymasak olur. Olur diyorsunuz. Şöyle birazcık kekik atalım. Hadi elimizde hangi baharatlar, peki, varsa, neyi seviyorsanız bol bol baharat kullanabilirsiniz. Oh. Siz, evet, özellikle pul biberi çok öneriyorsunuz. Metabolizmayı hızlandırır mı söylendiği? Acı kırmızı biber metabolizmayı hızlandırır. İçerisine çok az koyalım beyaz peynir olduğu için. İçinde kapsaisin diye bir madde var. Bu metabolizmayı çok hızlandırıyor gerçekten. Acı yemeği sevenler gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Acı yemek iyidir. Peki. Acı yiyelim, tatlı konuşalım. Konuşalım. Şimdi diyor ki Ayça Kaya, canı sıkıldığında soluğu buzdolabının önünde almak bir hatadır. Hata. Yemek sırasında çatal bıçak kullanmamak, hızlı yemek... Kilo almak için bir başka yapılan hatadır. Evet. Kilo aldırır diyorsunuz. Şimdi bunu anlatacağım size. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde direkt fırınımıza sürebiliriz Ebru Hanımcığım. Kaç dakika? Yaklaşık bir 20 dakika pişireceğiz. Son 10 dakikada da üzerine az yağlı kaşar peyniri rendemi koyacağım. Oo, kaşarlar kızarınca da sıcak sıcak servis yapacağım. Mükemmel. Bence bayılacaksınız. Bu öğlen de sağlıklı yemeğimiz hazır. Unu yok, yağı yok, yufkası yok. Sadece karbonhidrat olarak patates kullandım ama pazının o muhteşem lifi, yumurtaların proteini, peynirin kalsiyumu bir birleşiyor. İşte vücudunuza ilaç değerinde bir tarif geliyor. Harika. Kış aylarına doğru yaklaşırken bağışıklığım, evet, da iyi olsun, metabolizmam çalışsın, daha tok hissedeyim dediğinizde işte size tarifimiz geliyor. Bakın yulaf aslında böyle çok kolay, her yerde de bulabileceğiniz, raflarda, fiyatı da uygun. Çok her uygun mutfağa girebilecek ve zaten 3-4 kaşık maksimum yeterli oluyor. Ve içine biraz meyve, biraz süt, biraz tarçın falan eklendi. Mükemmel bir kahvaltı. Kahvaltı. Ben çok seviyorum. Şimdi bizim doğu illerimizden bir hastam geldi. Ona da yulafı çok anlattım, çok met ettim. Ondan sonra dedi ki ya dedi hocam iyiymiş dedi. Gitti. Bir ay sonra hasta geldi. Hocam dedi ara ara sizin bu yulafı bulamadık dedi. Sonra dedi yan ilden dedi bir arkadaş getirdi dedi. Ben dedi onu dedi koydum yoğurdun içine, çözülmüyor. Sütün içine attım, erimiyor. Neyse bu böyle yeniyor herhalde deyip yerken benim yiyenler gördü. Bu dayımız atların yediğini yiyor. Ay başımıza gelene dediler dedi. Yani evet, belki eskiden bunu hayvanlarda yiyordu ama gerçekten insan vücudu için çok faydalı bir yiyecek. Hayvanlar en doğru seçim yiyorlar. Evet evet. O yüzden yulaf ama diyor gerçekten çok tutuyormuş hocam diyor. Hiç diyor açlık krizim falan kalmadı diyor. 2 kaşık yulafımı da üzerine ekliyorum. Tamam. Üzerine bir kase yoğurt koyuyorum. Hiç ayvalı denememiştim. Çok iyi, evet, gerçekten. Bayılacaksınız buna. Tamam. İçerisine birazcık zencefil ve zerdeçal koyuyorum. Hani ilaç gibi yiyecekleriniz olsun diyorum çok ya. Çok güzel. Sadece bunu zencefil, koyayım. Zencefil, zerdeçal, zerdeçal, yoğurt. Pul biberiniz de var sanki. Onu sonradan vazgeçtim. Vazgeçtiniz. Hayır çünkü bilemedim, evet, bir anda nasıl olur onun, evet, içinde, evet, o diye. Hayır o güzel olmaz. O yüzden damak lezzeti de önemli. Evet. Onu şöyle baharatlı bir yoğurt yapmak isterseniz, ha, kırmızı biber, karabiber, içerisine zencefil, zerdeçal koyarak, tamam, tatlı koymadığınızda kırmızı biberi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Baharatlı yoğurt olarak, bunu cacık olarak yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi burada şöyle bir cümle vardır. Kimse görmüyorsa ben de yemiyorum. Ha. Kime ispat ediyoruz? İnsanlar çoğu zaman, mesela biz hep hastalarımıza şunu isteriz. Evet. Bize gelmeden önce bir hafta bir beslenme günlüğü tutmalarını rica ederiz. Evet. Ve deriz ki oraya lütfen yediklerinizi yazın. Yapılan birçok araştırmada şu gösterilmiş. Kişi beslenme günlüğü tutsa bile yediğinin %20'sini göstermiyor, yazmıyor.
Hiç kimse görmeden yemek, gizli gizli yemek, buzdolabının önünden geçerken iki lokma ağzınıza atmak, işte bunlar da gerçekten kilo artışına neden olabiliyor. Hiç kimse görmediği zaman yediğiniz yiyecekler de vücudumuzda efendim yağ olarak depolanıyor. O nedenle yiyeceği yerken lütfen kendinize sorun. Kendinizi kandırmayın diyorsunuz, evet. Yani kısaca. Harika. Ben aç arada... mıyım değil miyim? Açsanız yiyin, aç değilseniz bunu erteleyin, sonra yerim cümlesini kendinize kurun. Kurduk. Şimdi ben size, evet, güzel servislerle geldim. Çünkü yemek yerken servislerin önemi var mıdır? Çok önemi var. Hani beslenmek aslında, yemek yemek çok önemli bir zevk, yani bir haz ve bunu, evet, da en iyi hale getirmek. Mesela şöyle bir kaseden mi, şöyle bir kaseden mi yemek? Evet. Bakın, ben şimdi konuklarımızı hazırladım çünkü burada bekliyorlar bizi, az sonra yayını alacağım. Biraz ayvalı yoğurt yesinler, şöyle enerjileri yükselsin dedim. Ne dersiniz Ayça Hanım? Süper düşündünüz. İyi fikir değil mi? Şimdi burada mesela çok önemli bir konu var. Yemek sırasında çatal bıçak kullanmak, evet, çok önemli. Biraz yine ikram edelim. Evet. Diyor mu Ebru Hanım, diyet listelerinin peşine düşmeden önce davranışlarımızı bir düzeltelim, evet, davranışlarımızı bir gözden geçelim. Yiyeceğe dokunduğunuzda lokmanız büyür ve daha çok yersiniz. Yiyeceğe dokunmadığınızda daha az yersiniz. Mesela bir lahmacun çok düşünün. Önemli. Evet. Lahmacunu elinize aldığınızda kaç dakikada yersiniz? Çatal bıçakla çok keserek doğru yediğinizde nasıl yersiniz? Diyorum ki yiyeceğe dokunmayın. Çok güzel. Mutlaka elinizde bir aracı olsun. O aracı en azından bizi oyalıyor ağzımıza giden sürede. Evet. Mükemmel. Şimdi bu gaz çayınız da benim çok ilgimi çekti. Çünkü bu gaz nedense gün içinde, mesela ben geçen gün bu chia, çok tavsiye edilen bir şey biliyorsunuz. O chia'yı ben ufacık bir şey yedim fakat benim oldu karnım bu kadar. Ya. Ay canım, mahvoldum, perişan. Canımsınız. Hani o gün az yiyeyim diye ben gerçekten sıkıntılı bir şey içtim. O gerçekten şişen ve büyüyen bir şey mi? Evet, yani bugün kuru baklagiller, bu chia'lar, mercimekler, kuru fasulye, nohutlar, bunlar karbonhidrat değeri ve protein değeri olan yiyecekler ve vücudumuzda şişer. Sadece yiyeceğe bağlı da değil, aslında mesela stres gazı çok etkiler. Konuşma sırasında yuttuğumuz hava, yemek yerken yuttuğumuz hava. Birçok hastamız aynı zamanda stres mesela, gazı çok etkiler. Sabah bir kalkarsınız dümdüz bir karın, akşamüstü bir bakarsınız davul gibi bir karın. İşte bunu yaşamak istemiyorsanız sizlere müthiş bir çay tarifi, haydi, geliyor. Harika. Şimdi bu tarifi ben kendi çocuklarımı emzirme döneminde de çok sık kullandık. Tamam. Çünkü çocuklar rezene gazlıydı. Gazı çok çok azaltıyor. Evet. Bir küçük kaşığımız var mı tabii acaba? Evet de. Ha, şurada var. Çay izni hemen açayım. Açın şöyle. Mesela rezene muhteşem bağırsak ve mide düzenleyicisi bitkilerden bir tanesi. Tamam. Bir yemek kaşığı kadar rezene koyuyorum. Evet. Böyle bir çay kaşığı kadar anason koyuyorum. Çok rahatlatıyor. Çok az, tamam. Ve tane kimyon bulabilirseniz tam tane kimyon. Bulamazsanız da bir toz, tatlı kaşığı kadar toz kimyon koyacaksınız. Peki. Bunun üzerine sıcak su çekeceksiniz. Bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerine yarım limonla birlikte yemeğin hemen akabinde içtiğinizde gaz şikayetiniz azalır. Yeni doğum yapmış anneler, sütüm de böyle çok gelsin, çocuğum da gazsız olsun istiyorsa bunun içerisine biraz da ısırgan ekleyebilirler. Çok güzel. O da çünkü sütün artmasını sağlar. Bu önemli değil mi? Yani yeni doğum yapan anneler her çayı, her bitki çayı ne hamilelikte ne de süt verme döneminde çok sık içmemek içmemeleri lazım. Ve belli limitlerde içmeleri lazım. Ama rezene bunlardan biri çünkü sorunsuz. Sonra yani bunu süt da 3 fincan kadar içebiliriz. Yani sabah, öğlen ve akşam yemekten hemen sonra içtiğinizde gaz şikayetleri %50 oranında azalır. Ben rezene o kadar çok içmişim ki o süt verme döneminde. İnanın hala rezene içtiğinde vücudum öyle bir reaksiyon gösteriyor ki direkt kaşınmaya başlıyorum. Ay canım ya. O bende fazla depolanmış durumda şu anda. Pekala, şimdi biz bir hanımefendinin evine sabah kahvaltısına gittik. Suna Hanım kahvaltıda evinde ne yiyor? Sofrada neler var? Şöyle bir bakalım. Merhabalar. Merhaba. Günaydınlar sevgili Ebru Akel. Günaydın Ebru Hanım. Günaydınlar Suna Hanım. Günaydın hocam. Günaydın beyefendi. Nasılsınız? Günaydın. Doktor Ayça Kaya teşekkür burada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bu arada gripim, kusura bakmayın. Geçmişler olsun efendim. Dedik ki Doktor Ayça Kaya, dedik ki acaba ederim, ne var soframızda, ne yiyoruz? Buyurun efendim, bize gösterin Rüyacığım. Hemen
hemen sayalım Ebru Hanım, Suna Hanım'a dedik ki bize her zaman hazırladığın gibi bir kahvaltı hazırla. Biz de onları gösterelim, hocamıza soralım dedik. Şimdi burada salamlarımız, haşlanmış yumurtalarımız, özellikle üzerine pul biber eklenmiş. Burada sigara böreklerimiz ve patates kızartması var. Değil mi Suna ablacığım? Bunları koyduk. Hemen yanında yine balımız, reçelimiz. Burada peynir tabağımız var. Onu gösterelim. Daha sonrasında devam ediyorum. Domates salatalıklarımız. Burada özellikle hocam bunu da göstermek istiyorum. Onu yiyoruz, her gün yiyoruz. Ne var bunun içinde Suna abla? Kekik var. Çörek otu. Çörek otu, zeytin, biber, tereyağı koyuyorum üzerine. Zeytinyağı koyup onu her gün yiyoruz. Zeytinyağının içinde bunları her gün tüketiyorsunuz. Çörek otu, evet. Ekmek bandırpanı çok güzel oluyor, yiyorum. Çörek otuyla. Devam et. Börekler, çörekler. Burada da börekler, çörekler. Hocam özellikle bu kısmı sormak istiyoruz. Burada böyle ıspanaklı böreklerimiz var. Özellikle Hüsnü abim çok seviyormuş. Bu poğaçaları, börekleri bayılıyor. Öyle mi Hüsnü abi? Tamam. Seviyor musun? Hepsini yiyen Hüsnü, ondan başkası. Maşallah. Ama Hüsnü Bey'in göbek sorunu yok. Kilo var, problemi var, yok. Bak, oradan görünüyor. Var mı kilo problemi Hüsnü Bey'de? Kilo probleminiz var mı sizce? Valla çok tartılmak istemem. Çok yürüyüş yapıyorum ben. Bu yokuştan kaç kere aşağı. Bol bol yürüyüş yapıyorsunuz. Maşallah. Peki. Zaten öyle olmasa daha fazla giderim yani. Şimdi sofra harika. Allah bereketinizi daim etsin. Çok güzel. Pırıl pırıl. Yani yeme de yanında yat. Maşallah. Ama diyorum, doktorumuzda söz. Şimdi şöyle bir sözümüz vardır. Güne kral gibi başlayın kahvaltıda. Öğlen prens, akşam fakir gibi yemek gerekiyor diye. Şimdi evet, burası kral ama bu zehirleyici kral kahvaltısı. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Peki. Özellikle işlenmiş et, salam ve sosis artık sofralarımızdan çıksın. Direkt kanserojen ve yağ oranı çok yüksek, evet, çok fazla katkı maddesi olan yiyecekler. Salamı, sosisi sofradan çıkarın. İlla şarküteri istiyorsanız pastırma olabilir ya da evde yapılmış sucuğumuz olabilir. Hatta bir sonraki programda Ebru'nun birlikte yapalım, sucuk yapalım. Tamam, lütfen el yapalım. Sucuğu yapalım. Ay tamam, çok mı isterim. Mükemmel. İnşallah. Şimdi bunları bir çıkardık. İkincisi, bakın ne kadar çok karbonhidratı birlikte yiyoruz. Patates kızartması, sigara böreği, orada ıspanaklı börek gördük, poğaça gördük, simit gördük. Gevrek var, gevrek, bayılırım. Bu karbonhidratların hepsi birlikte sofraya girmeyecek. Tek karbonhidratınız olacak. Mesela sigara böreği kızartılarak yapılan bir börek ve Hüsnü Bey'in o göbek çevresindeki yağlarını artıran bir sorun yaratır. Afiyet olsun, afiyet olsun. Burada karbonhidratları kesmemiz gerekiyor. Yani bu kadar. Ya ıspanak böreği, ya fırında sigara böreği, ya fırında patates, ya simit, bunlardan biri olsun. Bir tanesi olsun. Hepsi bir arada olmasın. Tamam. Suna abla, duyuyorsunuz değil mi? Hatta ben bu pazar günü Instagram'da kendi kahvaltımı koydum. Kırmızı biber vardı bir tarafta, gözlemci yazmışlar. Hocam sosis mi yiyorsunuz? Hiç yer miyim dedim. O kırmızı biber. Ve tek karbonhidrat simit olarak tercih etmiş ama. Demek ki bu kadar karbonhidratı bir araya getirmeyeceğiz. Gelelim reçel olaylarına. Şimdi reçel eskiden buzdolapları yokken ve herkesin bahçesinde meyve ağaçları varken, meyveler boşa gitmesin diye insanlar bunu şekerle kaynatıp kış boyunca yerlermiş. Evet. Artık biz her an her meyveye pazarlarda, marketlerde ulaşabiliyoruz. Reçelleri bir sofradan kaldıralım ülkece. Tamam. Hiç gerek yok. Bal koyabilirsiniz, pekmez koyabilirsiniz. Tamam. Meyveyi taze yiyin. Pişirip öldürmeyin. İçerisine şeker ekstra eklemeyin. Reçelleri de bir kaldıralım sofradan. Ah, reçeller de gitti. Biraz kaldıralım mı Rüya, Ayça Hanım söyledikçe? Bir tek simit kalsın. Reçelleri kaldırıyoruz. Evet, bal şimdi kalsın. Bal kalabilir. Reçelleri masanın en uzağın yerine koyuyoruz. Evet, işlenmiş evet, gıdaları kaldırıyoruz. Hocam burada erik marmelatı var, bunu onları da koyuyorum. Onları da kaldırıyoruz. Allah. O beyaz onu ekmekleri kaldırıyoruz. Beyaz ekmekleri de biraz evet, kaldırıyoruz. Şu kısım yok. Evet. Sigara böreği, patates kızartmasını kaldırıyoruz. Evet. Hele o meyve suyu var ya. Kaldırdım. O hazır meyve suyu ya da evde sıkılmış, onu da kaldırıyoruz. Evet hocam. Çünkü o direkt şeker bombardımanı. Bakın bir bardak meyve suyu siz evde bunu sıksanız 4 tane portakal kullanırsınız en az. Ama 4 portakalı birlikte yiyemezsiniz. Onları da kaldırdık. Evet. Yumurta, peynir tabağımız kalsın. Yumurtamız kalsın. Evet. Domateslerimiz kalsın. Harika. Bir de yeşillik tabağı olsa ne güzel olurdu. O da güzel. Bir de zeytinlerden bir tanesini koyun. 3-5 çeşit zeytin gördüm orada.
Ay burada var işte içinde. Tek bir zeytin olsun. Ya da böyle bir tane siyah, bir hocam. Tane yeşil bunu şeklinde koydum. Çeşit yapabilirsiniz. Tamam. Ama 5 zeytin, 5 yeşil zeytin, 5 siyah zeytin birlikte yerseniz işte o zaman yağ fazla olur. Ceviz var bakın, ceviz güzel. Ceviz orada da şöyle olacak. Bakın şimdi burada zeytin, ceviz ve zeytinyağı ve bir de orada çikolata gördüm. Evet. O çikolatayı hemen kaldırın, hiç görmeyelim lütfen. Çikolatayı kaldırıyoruz. Evet. Hocam kaldırın, 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 kaldırın. Şimdi şunu söyleyeceğim, onun bir kavanozu 40 dilim ekmek demek. Allah. Düşünebiliyor musun? 40 dilim mi? Bir kavanoz çikolata. Ne kaldı burada? Simit kalsın. O hem de şey sokak simiti harika. Tamam. O kalsın. Evet. O böreği kaldıralım, açmayı kaldıralım. Börekle ertesi açmayı gün. Da kaldırıyoruz Rüyacığım. Böreği ertesi gün yiyecek Hüsnü Bey. Bugün değil. Veriyorum ama. Hüsnü Bey ağlamak üzere. Şimdi bu kahvaltıda bakın zeytin. Hepsi gitti. Salamı da kaldırıyor muyuz? Onu kaldırdık. Onu salamı da kaldırmışız Rüyacığım. Evet salamı. Bu arada böreğimiz. Salamı da koyduk. Biz üzerine şunu da ekleyelim. Onu da ekleyelim. Bunu üzerine direkt atabiliriz. Evet işte sağlıklı kahvaltı burada. Bunun şimdi burada da mesela zeytin, ceviz ve zeytinyağı. Burada porsiyon kontrolü yapmak gerekiyor. Mesela 5 zeytin, siyah zeytin, 5 yeşil zeytin, 3 tane ceviz, 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı yerseniz orada da en az 7 dilim ekmek yemiş kadar vücudunuza kalori alırsınız. Orada da zeytinde mesela 1 tane siyah zeytin, 1 tane yeşil zeytin. Tabak hazırlayalım istersen öyle. 4 oldu. Bir tane olsun hadi. Hadi 2 izin verdi. 5'i geçmeyin. Ha 3 tane zeytin. Tamam. Bundan. Süper. Ay canım. Tamam. Yanına bir tane ceviz koyun şimdi. Onu bol bol doldur, doldur, doldur. Orada sınır yok. Bir tane ceviz. Bir tane ceviz koyun. Bakın bir tane öyle doldurarak değil. Rüya taneyle canım, evet. Taneyle elin bol gitmesin. Yeşillikler de elinizi bol alıştırın. Domatesi doldur, doldur, az oldu. Domates tarafı çok olacak. Koy domatesi, ben bol domates, yeşillik. Bak ben bunu... Koyun domatesi, salatalığı, yeşilliği. Babam bana böyle doldur, deyince doldur. Ot yediriyorsun bana sürekli diyor. Doldur domatesleri. Ah, tamam bu kadar. Tamam. Otları yiyin bol bol. Bak eline nasıl fakir gidiyor orada görüyor musun? Aynen. Şimdi bir tane yumurta koyun oraya. Bir tane yumurta geliyor, hadi iyisiniz. Bir tane yumurta. Evet. Yanına evet, bir dilim peynir koyun. Peynir o yarım oldu. Bütün evet. Yiyebiliyor bir tane, mi? Bir tane bir yumurta dedim. Bir tane yumurta gelebiliyor. Yumurtadan bir yarım daha koyun. Bir tane daha. Bütün bak bir tane verdi Suna Hanım görüyor musunuz? Oo, çok güzel oldu. Şimdi yanına bir dilim peynir koyun ya da diğer peynir çeşitlerinden böyle küçük küçük keserek koyun. Evet, bir parça da başka küçük bir peynirden koyuyorum. Bu kadar alıyorum ben zaten. Ben şimdi günlük yediğimi göstereyim ben size. Günlük yediğim sabahleyin. Dur, koyalım. Bunlar. Güzel, bir parça daha peynir koyabilirsiniz farklı bir peynirden. Farklı bir peynirden bir parça daha izin geldi. Çeşil peynir. Evet. Örgü peynir şöyle şimdi güzel. Şimdi koy yanına bir çeyrek simit. Hüsnü Bey'e 2 çeyrek, hanımefendiye tek çeyrek. Çeyrek simit. Çeyreğe o çeyreğe bak. Çeyrek anlayışlarımız biraz farklı. Ondan bakın. Ondan bir tatlı kaşığını geçmeyin. Evet, güzel. Yeter, yeter, evet, yeter. Tamam. Harika. Yanına da güzel çayınızı şekersiz olarak içebilirsiniz. Afiyet olsun. İşte. Kahvaltı tabağı budur. Çok güzel Ayça'm, oldu. Bir şey sorabilir miyim? Beğendiniz mi o kahvaltı tabağını? Bir şey sormak istiyorum. Tamam. Beğendiniz mi? Ayça'm bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Buyurun. Duymuyor. Duyuyor, duyuyor. Duyuyor musunuz? Evet. Geçen sene ben 10 kilo verdim bu diyetle. Öğlen sebze çorbası içtim. Akşam işte 2 tane köfte bilmem böyle. Bu tür şeylerle 10 kilo verdim. Şu anda hiç diyet falan yapmıyorum ama sabahleyin bu kahvaltımı yapıyorum. Dikkat ediyorum. Süper. Peki ne yapabilirim başka? Bu 2 dilim ekmek yiyorum. Simit yok yine 2 dilim bu ekmeği tabii, yiyorum. Kilo tamam. Verdiniz geri almamak için. Geri almamak için devam edeyim mi böyle? Evet öyle devam edeceksiniz. Böyle reçelleri, sosisleri, taze meyve sularını, hazır meyve sularını, yan yana zeytinleri, cevizleri, yok. Börekleri çeşit çeşit bunları sofradan azaltacağız biraz. Evet bu olur. Onları artık yemiyorum zaten. Yarım doktor simit yasakladı yerine. Bana. Şekerim sınırda.
Yarım simit yerine iki dilim ekmek yiyebilirsiniz. Simit yerine bunları yiyorum. Evet, olabilir. Evet, bu iki dilim ekmek. Evet. Canım benim, bak ekmeği yerken bile nasıl korkuyor, peki, görüyor musunuz? Gece bir şeyler canım istiyor yatakta. Yatakta bir şeyler canım istiyor, fırlıyorum yataktan. O anda işte az mart ne bulursam onu atıyorum. Ne yiyorsun mesela Sunu abla? Bu gece kalktım ceviz yedim, hiçbir şey bulamadım. Tatlı yiyorum daha çok. Gece yedikleriniz gündüz yediğinizin 5 katı daha çok vücut tarafından depolanır. Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemeyeceksiniz. Bakın biz oruç tutan bir toplumuz. Açlığa dayanıklıyız. Akşam yediklerimiz, hareket seviyemiz çok az çok olduğu için karaciğerini yağlandırır, pankreasını bozar, gizli şeker yapar. Su içeceksin. Söz mü? Su içeceğim. Su içeceksin. Tamam, söz. Tamam, sözümüzü aldık, harika. Su içeceğim, süt içmeyeceğim değil mi gece? Hayır, süt gece yok. Tamam. Gece yok. Evet. Harikasınız. Doğru. Bizi bu sağlıklı sofranıza davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize bu imkanı verdiğin için çok sağ olun. Bay 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 Rüyacığım, çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın efendim. Amca üzülmeyin. Böreği arada yiyebilirsiniz bir tane. Çok üzgünüm. Haydi hoşçakalın. Sevgili Ayça Kaya, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi ben peynirimizi de ekledim. Harika. Elim biraz şey gitti fakat fena değildi. Şöyle ortaya doğru gidelim. Çünkü ben şimdi hem bir aşk hikayesine tanık olurken hem onların yeni bebekleri var. Hem onlar acaba kendi dünyalarında nasıl yaşıyorlar, nasıl besleniyorlar çok önemli. Çünkü 2,5 aylık anne... Fakat hemen kilolarını vermiş Mine Şevki Demirtaş çifti geliyor sevgili izleyicilerim. Onların, buyurun efendim, sizi şöyle şuradan alayım. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldin Mine. Nasılsın? Hoş geldin Mineciğim. Nasılsın? Merhaba, hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Hoş geldin. Sizi şöyle alalım. Şimdi aşkınız ne kadar büyük böyle? Ha? Teşekkürler, evet. Teşekkürler. Sen şimdi bu kızı aldın, kaçırdın mı? Evet. Gerçekten. Nasıl oldu bu iş? Bize anlatır mısınız ya? Siz şimdi sosyal medyada tanıştınız. Evet. Sen zaten fenomensin. Evet. Seni o ünlü dizideki Game of Thrones'daki şeye mi benzetiyorlar? Oyuncuya mı benzetiyorlar ünlü? Biliyor musun onun kim olduğunu? Yok. Onu bilmiyorum ama şey, ateşe benzetiyorlar. Şimdi onun resmini birazdan getirtelim buraya da. Hani saçlı olan mı? Ha, saçlı olan. Evet, aynı. Ha? Evet, sakallı saçlı. Sakallı saçlı, boylarınız aynı. Evet, evet. Değil mi? Şimdi sen zaten fenomensin orada. Evet. Sosyal medyada. Mine de seni takip ediyor. Evet, evet, aynen. Sen kaç yaşındasın? 21 yaşına girdim. Evet. Sen? 26. Sen de 26. Sonra ne oldu? Ay, birbirlerine bakarken kendilerinden geçiyorlar maşallah. Ne oldu sonra? Anlatsana bize. Ne oldu? Kaçma hikayesini mi anlatayım? Nasıl? Neyini anlatayım? Tanışmadan şöyle bir kaçırmaya kadar giden hikayeyi bir dinleyelim. Tanışma Instagram'dan oldu zaten. Tamam. Mesaj attım. Mesaja cevap verdim. Heh. Öyle konuştuk ettik. Sonra aileler tanıştı. Sonra isteyen falan oldu. Söz yaptık. Evet. Sonra ailelerde biraz sıkıntı oldu. İstemediler. Neden? İstemediler değil. İstiyorlardı da bazı pürüzler çıktı. Aynen. Bazı pürüzler çıktı. Sonra biz de konuştuk aramızda. Kaçmaya karar verdik. Kaçmaya karar verdiniz. Evet. Acayip bir hikaye değil mi? Ya. Acayip bir hikaye. Şimdi ben sizin şu evinizi, dünyanızı çok merak ediyorum. Hı. Şu kaçma hikayenizi devam edelim ama önce bir yuvanıza bir gidelim. Tamam. Evinizi merak ediyoruz. Ayça Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben onların beslenmesi nasıl yaşıyorlar? Önce bir küçük dünyalarına gidelim. Aşkları büyük, dünyaları kendileri kadar. Çok güzel. İzleyelim bakalım evlerinde acaba nasıl bir yuva kurmuşlar. Türkiye günlerce onların büyük aşkını konuştu. Şevki Demirtaş 25 yaşında 1.15 santimetre boyunda. Mine Demirtaş 21 yaşında 1.25 boyunda. Onların aslında boylarıyla aşkları ters orantılı olmuş diyebiliriz. Bundan 2 sene öncesine kadar tanışmıyorlardı. Ta ki Mine Şevki'yi sosyal medya üzerinden takip etmeye başlayıncaya kadar. İşte bu takibin en son geldiği nokta ise şu anda onlar çok büyük bir aşkın başrolleri. 115 santim boyundaki Şevki ve 120 santim boyundaki Mine'nin tanışmaları da film gibi. Nasıl tanıştınız? Bir sizden dinleyelim. Sosyal medyadan tanıştık. Böyle bir geziniyordum. Bir mesaj gördüm. Mesaja baktım.
yazıyordu? Selam diye yazıyordu. Sonra ben cevap verdim. Böyle böyle ilerledi tabii konuşmamız. Mine'nin adım atmasıyla başlayan bu görüşme evliliğe gitmiş. Asla atmazdım. Hiç atmadım yani görüşme kadar. Bilmiyorum. Demek ki nasibim oymuş. Aynen. İçimden biz atmamı söyledi. Attınız. Sonra da... İyi ki de atmışım. Aşkları ne engel ne mesafe tanıdı. Kız kaçırma konusu var sanırım. Evet. Ailelere anlaşmıştık, söz oldu. Ufak bir şeyden anlaşmazlık çıktı. Hı hı. O yüzden biz de kaçmak zorunda kaldık. Nasıl kaçtınız? Araba kiraladım, gittim oraya. Bekledim bunu aşağıda evinin duvarının kenarında. Hı. Geldi, araba bindi. Öyle geldi işte biz de buraya. Ya ilk önce Samsun'a gittim ben. Samsun'da tabii şey, nikah falan kıydık. Sonra buraya geldik. Bir ay sonra düğünü yaptım burada. Şevki ve Mine çiftinin büyük aşklarının meyvesi ise İfanur. Sempatik çiftten samimi itiraflar. Romantik mi Şevki? Hani fazla sayılmaz ama azıcık ucundan var diyelim. Ucundan var hala. Ben anlamam pek öyle şeyden. Ama benim şeyim ama yaptım, yaptım mı da tam yaparım ama. Aynen, zamanla pişecek. Ne yaptı mesela en son dün gittik, evlilik yıl dönümüne gittik. Dün evet. Evlilik yıl dönümünüzde. Evet, yemeğe gittik beraber. Yemeğe gittik. Evet. Çocuğu da hediye almış. Babaannesine bıraktık. Evet, öyle bir kaçtık. Saat kaçtık öyle. Güzel geçti mi? Evet, güzeldi. Şevki, Mine'ye nasıl evlenme teklif etti? Şimdi, buradan gittim Gebze'ye. Tabii böyle özel bir şey yapmadım da, bir yere de gitmedik. Tanıştıktan ne kadar süre sonra evlenme teklif etti? Burada anlatıyor. Ne kadar? 3 ay falan oldu herhalde. 3-4 evet, ay. Kısa bir sürede. Evet, kısa bir sürede. Biz 7 ay içinde falan evlendik. Yani 6-7 ay içinde. Hı-hı. Çok kısa bir süre içinde seninle evlendik. Teklif ettim, kabul ettim. Ne dedin? Benimle evlenir misin dedi. Öyle. Öyle. Nasıl diz çöktü. Benimle evlenir misin dedi. Nasıl diz çöktü? Diz çökemem şimdi. Şimdi diz çökemem. Yok. Öyle yani aynen. Çiçek verdim. Benimle evlenir misin dedim. Kabul etti. Bir bu duruma geldik. Çiçeği de dillere destan bir düğünle evlendiler. Nasıl geçecek diyorduk biz. Hani çekiniyorduk, utanıyorduk. Ama yani bir girdik, bir girdiğimizi biliyoruz. Yani bir de çıktığımızı biliyoruz. Çok kalabalık bu, yani. Bu kadar. Kimin geldiğini, kimin ne yaptığını da heyecandan. Göremedik tam yani. Heyecandan herhalde, bilmiyorum. Bir de çok kalabalık, çok sevenim vardı çok şükür. Allah razı olsun ailem, dostlarım. Konvoyun desen 80-100 tane araba vardı. Mükemmel, gerçekten mükemmel bir hikaye. Evet. Ayça Hanım, görüyor musunuz? Aşk. Vallahi gözlerim doldu. Değil ya. Mi? Var ya, tebrik ve ederim. Mutluluk. Harikasın. Sağ olun, teşekkür ederim. İnanın bugün ben mutluyum diyen insan sizin onda biriniz kadar mutlu değildir. Allah'a şükür. Allah'a şükür yarabbim. Maşallah. Şimdi bir de bebeğiniz oldu. Evet. Asıl Ayça Hanım'a, sevgili doktor hanıma sormak istediklerimiz bu noktada başlıyor. Evet. Şimdi anne bakın, 2,5 aylık anne hemen kilonu atmış. Aynen, fazla zaten kilo almadım. Yani yediğimin hepsi ona gitmişti. O doğunca da kalmadı bana bir şey. Nasıl, emzirebildin mi? Evet, emziriyorum. Şu anda emziriyor musun? Evet, emziriyorum. Oh, maşallah. Var. Maşallah. Harika. Rezene çayını, süt çayını tarifini verdik. Evet, peki, aldım. Bebekleri için beslenme konusunda ya da yapmaları gerekenler konusunda herhangi bir öneriniz olur mu Ayça? Şimdi bebek yeni doğduğu zaman insan gerçekten çok çaresiz hissediyor kendini. Siz de öyle hissetmişsinizdir. Ay, ya. Böyle sudan çıkmak evet, gibi oluyorsun. Evet. Ve yani ona en iyi şekilde bakmak, en iyi şekilde büyütmek istiyor insan. Ve annelerin Türkiye'deki şu andaki birçok hastalığın bazı şeyleri de şu şekilde geliyor. Hocam diyor, gebeliğimde 8-10 kilo aldım ama emzirmede 30 kiloya yakın yaklaştım. Hani süt olsun deyip farklı yiyecekleri çok fazla tercih edebiliyorlar. Biz burada diyoruz ki şimdi bizi seyreden, yeni doğum yapmış, emziren hastalarımız şekerli yiyeceklerden uzak dursunlar. Şeker yiyip hani böyle su içerek bebeklerine süt olsun zannediyorlar evet, ya. Evet, çok yanılıyorlar. Onlar daha çok yanlış.
O yüzden kompostolar, tatlılar, baklavalar bunları bir çıkaralım. En iyi süt yapan şey bol bol emzirmektir. Prolaktin hormonunu yükselten şey bebekle annenin birlikte geçirdiği zamandır. Ve çok yakında yeni bir araştırma okudum Ebru Hanım. Gerçekten çok dikkatimi çekti. Diyor ki iki grup bebek almışlar. Birinci grup bebek annenin memesinden emen bebek. İkinci grupta anne süt çekmiş, biberonla bebeğe evet. vermiş. Çalışan anneler falan şeklinde. Ve bebekte ileride obezite gelişme riski biberondan içen bebeklerde daha fazla. Ay, yani bugün bu emme refleksi annenin memesinden emme azaldığı için o evet. yüzden olmuyor. Biberonla birden oluyor. Daha fazla. Daha fazla bak, oluyor. Bak, ve yavrucularım evet, çünkü böyle zekasına mı aşık oldun? Senin iki bebeğe de kaldı ya, o yüzden biliyorum. Bir süre biberona alıştı. Hani evet. o şekilde veriyordum. Ama daha sonra normal vermiyorum. Dengeliyorsun. Evet, evet. O neden? Hiçbir biberon vermesinler. Yani şöyle mümkün olduğu kadar ilk 6 ayda göğüsten emzirmek çok önemli. Yani göğüsle beraber biberon olur mu? Mesela günde 4 şimdi, defa evet, göğüsten de bir kere biberon olur mu? Biberon olur ama ben şunu yapıyordum. Ben de bir çalışan bir anneydim. Evet. Biberonla değil de böyle çay kaşığıyla ağzından damlatma şeklinde. Annemin verildim. Yöntemidir. Ben yokken işte biberon alışmasın diye çay kaşığıyla beslemiştik evet. biz de. Ya gerçekten ilginç bir araştırma. Bugün anne sütü yüksek miktarlarda ve porsiyonlarda verildiği zaman çocukta evet. da yağ hücrelerini büyütebiliyor. O yüzden en güzeli emzirmek, bol evet. bol emzirmek, su içmek, kaliteli uyku çekmek. Az önce önerdiğim çay biraz da ısırgan koyarak içerisine yemeklerden sonra içtiğinde gazı olan bebekler için de gerçekten çok iyi bir alternatif oluyor. Ay. Harika. Size güzel bilgiler de verdik. Vallahi çok şanslısınız. Çok evet, gözlerim doldu ya. Tebrik ederim. Ne güzel maşallah. Harika. Doktor Ayça Kaya çok çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Renk kattınız, harika bilgiler çok verdim. Sizi uğurluyorum. Harika bir çok program. Çok teşekkür ediyorum. Ellerini çok sevmenizi sağ olun. Bebeğinizi güzellikle büyütün inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Merhaba efendim. Buyurun lütfen. Evet Şevki. Nereye gidiyorsun Şevki? Buradayım. Buradasın değil mi? Ha, şöyle, ha, şöyle diyorsun, pozisyon alalım. Şimdi şöyle bir göz göze konuşacak olursak. Diyorsunuz ki hayallerimizi gerçekleştirdik biz. Evet. Hayatında hiçbir gün böyle evlenip böyle harika bir bebeğin olacağın hayali var mıydı? Hayal illa ki herkes bir hayal kuruyordur ama evet. bilmiyordum yani umut. Var mıydı bilmiyordum, yok. Hayalini kuruyorduk ama evet olabilir. Hayal kuruyorsun tabii. Şeyini fazla. Sen de ama bu duruma geleceğimizi bilmiyordum. Ay maşallah. Aynen, hayal ediyorsun, istiyorsun ama gerçekleşmesi tabii ki çok düşük düşünüyorsun. Ama evet. oldu Allah. Ne kadar güzel. Peki ikinci çocuğu düşünüyor musunuz? Daha çok yeni ama. Evet. Yeni kısmet bakalım. Tabii bir iki aynen. yaşına bir gelsin bir evet. büyütün aynen. bakalım inşallah. Sağlıkla. Aynen, sağ güzelliklerle. Peki Hilfanur koymuşsunuz ismini. Evet. Çok evet. güzel. Anneannesi koydu. Anneannesi evet. koydu. Sevgiler gönderelim onlara da. Teşekkür peki ederim. Sosyal medyada ya da hayatta aşkı bulamayanlara öneriniz var mı? Olduğu gibi. İkimizin de kusurları vardır. Karşısındakini olduğu gibi kabul edecek. Bazı fedakarlıklar yapacak. O şekilde olabilir. Ve güzel en yemek. Önemlisi güvenmek. Güvenmek değil mi? Evet. Birbirinize güven duyuyorsunuz. Güzel yemek yapıyor mu evde? Yapıyor. Elinden geldi. Sen yardımcı evet. bir eş misin? Tabii ki yardım ediyorum. Her şeyine yardımcı tabii. oluyorsun. Peki çocuklar en büyük hayaliniz nedir? Ne bileyim var bu böyle? Şekilde. Yok fazla büyük bir şeyim yok. Bir. Motorumuzu atlıyoruz, istediğimiz yerlere gidiyoruz diyorsunuz. Yani gidebildiğimiz yerde evet. Değil mi? Ama duydum ki sanki böyle bir İstanbul'u turlamak, şöyle bir İstanbul gezisi evet. yapmak en büyük hayallerinizden biriymiş mesela. Evet. Biz de kendine iyi bak ekibi olarak size şöyle bir güzel İstanbul turu attırmak istiyoruz. Biz de hayallerinize bir katkıda bulunalım. Ne dersiniz, arzu eder misiniz böyle bir şey? Tamam. Sonra bebeğinize döneceksiniz çünkü biliyorum. Evet. evet. Değil mi, bebeği fazla bırakmak evet. olmaz. Nasıl özlemişsinizdir. Evet, özlüyoruz hemen. Evet. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Gerçekten. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle dizilerde, filmlerde bazen böyle ilginç roller oluyor. Böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz oynamayı? Ben düşünürüm. Düşünebilirsin. Şimdi o dünyaca ünlü oyuncunun kim olduğunu o bahsettiğim dizide biz resmini şimdi aradık ama gelemedi galiba. Ona mutlaka bak. Biliyorum onu ya. Biliyorum. Bak işte geldi. Bak. Bak gördün tamam mu? Işte, tamam işte aynı. Bak gördün mü? Neyin eksik diyorsun yani? Biliyorum karizma, yani. Saç sakal. Bakar mısın? Biliyorsun çok da iyi bir oyuncu, çok da değerli bir oyuncu. Bir insanın yetenekleri, hayalleri, umutları
varsa her şeyi yapar. Tabii. Tabii ki, evet. Değil mi? İyi ki geldiniz. Bana umut verdiniz bugün. Mutluluk verdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler de bizler gibi insanlara umut olmamızı sağladınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bebek için gelen sorular varmış. Hemen Recinden söylediler. Bebek için her şey yolunda, sağlıklı. Evet, hiçbir şeysi yok. Gayet normal bebek, evet, Allah'a şükür. Allah'a şükür. Gelişiminde bakacağız bundan sonra. Şu anlık şeysi yok. İnşallah çok iyi olsun. Amin. Allah size de sağlık versin. Kulunuz daim olsun. Sağ çok sağ teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Beyefendi kendine iyi bak, devam ediyor. Güneş lekelerini geçirmenin yöntemleri. Estetisyen ve güzellik uzmanı Ayşe Çimer anlatıyor. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdiki konuğum estetisyen ve güzellik uzmanı Ayşe Çimer. Kendisi programımıza Hatay'dan katılıyor ama defayan kendine iyi baka konuk oldu. Ve aslında yapmış olduğunuz kadınlara yönelik bu harika güzelleşme serüveninde gördüğümüz farklarla gerçekten biz çok mutlu oluyoruz ve ilham alıyoruz sizden sevgili Ayşe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki eliniz boş gelmeden bir gün geçirmiyorsunuz. Bugün efendim size göstermeden olsun. Olmaz. Bir dakika göstermem lazım. Ya şimdi bu Hatay'ın baklavaları hani sabah demeyin ama bakın yeme de yanında yat, böyle bir şey olabilir mi? Yemiyor muyum? Elbette yiyorum. Ama hareket edince, sağlıklı beslenince bunları hak ediyorsunuz kesinlikle. Bakın fıstığına bakın, şöyle göstereyim. Allah 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 Allah, bak. Ayçeciğim çok teşekkür. Kesene bereket. Çok mersi. Şimdi biz bunları yiyoruz. Kendisi de aslında yeni anne. İkinci çocuğunu yeni doğurdu. Lohusalık dönemi geçirdi. Kilolu bir dönem geçirdi. Onun da göbeğinde çatlaklar oluştu. Sarkmalar oluştu. Tabii biliyorsunuz biraz büyüyorsunuz, biraz küçülüyorsunuz. Onun sonrası deformasyonlar oluyor ama hepsini özellikle kendi üzerine denedikten sonra çok güzel sonuçlarla bize geri dönüşler, bildirimler yaptı. İşte bugün tüm bunlardan ve sizlerden gelen o merak ettiklerinizi konuşacağız. Gözaltı çizgilerimizden nasıl kurtuluruz? Çatlaklar geçer mi? Sivilce lekeleri gider mi? Yüzdeki bir takım bozukluklar nasıl giderilir? İşte tüm bunlar ve daha fazla sizler için. Ayşe'cim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyetler olsun. Yeni programımıza baklavalarınla, evet, harika nazar boncuklarınla geldin. Bak el emeği, göz nuru. Çok teşekkür ederiz. Çok zarifsin. Nazarlardan korusun her şekilde. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza vermiş olduğun güzel uğur için. Sizler için de çok güzel bir sezon diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Zaten çok başarılısınız. Özellikle İskenderun'dan çok selamlar, çok sevgiler getirdim size. Çok seviliyorsunuz orada. Hepimiz çok seviyoruz zaten çok sizi. Maalesef. Tüm Türkiye çok seviyor ama özellikle çok selam yolladılar size. Aleyküm üzerimde selam. Kalması. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler gönderiyoruz buradan bizi izleyen herkese ve İskenderun'a. Şimdi gerçekten biliyorsun günümüzde artık herkesin bir kendini daha güzelleştirme, kendine daha iyi bakmakla ilgili bir farkındalığı oluştu Ayşe. Evet. Şimdi yaş gerçekten bu anlamda bu yelpazeyi geniş bir yerde tutabiliriz. Evet. 25 yaşından itibaren, 30 yaşından itibaren bütün kadınlar, bütün kızlar, bütün erkekler kendilerine biraz daha özen gösteriyorlar. Gözaltı çizgileri. Mesela diyor ki 30 yaşındayım. Gözaltıma çizgiler oluştu. Erken yaşta önlem almak için ve çizgilerden kurtulmak için ne yapmalıyım? İlk önce bol su. Su. Tabii ki. Çok güzel. Vücudumuzun su oranı çok önemli. Özellikle kuru ciltler çok çabuk çizgilenmelere görülüyor zaten. O yüzden bol bol su diyoruz. Hatta su içince mutlaka içerisine ben böyle tavsiyede bulunuyorum. Bir dilim limon katın diyor. Evet. Çünkü C vitaminin önemini biliyoruz zaten. Ondan sonra cilt temizliği çok önemli. Mutlaka cildimizin temizliğine çok dikkat etmemiz lazım. Bazen hepimizin yaptığı bir hata vardır ya, böyle makyajla uyuruz. Çok yorgun oluruz. Bunu lütfen yapmayalım. Çünkü gerçekten cildin çizgilenmesinde çok büyük bir rolü var makyajlı yani uyumunun. Yani sadece cildin kalitesini, rengini, matlığını etkilemekle kalmıyor. Çizgi... Evet. Tabii ki gözenekleri kapatıyor, tamam. Çünkü nefes almasına izin vermiyor. O yüzden cilt temizliğine de çok dikkat edip bol bol nemlendiricimizi düzenli bir şekilde kullanmamız lazım. Özellikle genç yaşlarda. Evet, kesinlikle. Bütün bunları, bu alışkanlığı kazanırsan devam eder diyorsun. Evet. Peki diyor ki şimdi bir izleyicimiz, 26 yaşındayım diyor, gözaltımda morluklar var ve gittikçe daha koyulaştığını fark ediyorum. Evet. Gözaltı kapatıcısı sürmeden dışarı çıkamıyorum. Şimdi eminim bizi izleyen hanımlar, çok insan vardır gözaltı morluğundan şikayetçi olan ve bunu
bunu gidermekle ilgili işte bir takım ürünler kullananlar var, medikal bir takım başvurularda bulunanlar evet. var. Yani ne yapabiliriz? Senin önerin nedir? Çok önemli. Şimdi Ebru Hanım, gözaltı morluğu çoğu zaman genetik de olabiliyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Gözaltı tedavilerinde ben çok böyle mucizevi bir sonuç vaat edemiyorum maalesef. %20, %30, %40, %50 sonuç aldığımız bile o bizi çok mutlu eden bir sonuç ama oluyor. Ama öncelikle sağlık sebebiyle değilse, dolayısıyla evet. değil mi mutlaka detaylı bir araştırmayla vücudundaki neyin yolunda gitmediğinin sonucuna ulaşılırsa belki ondan sonra ilk önce mutlaka zaten gerekli tahlilleri istiyoruz biz danışanlarımızdan. Ondan sonra bizim yapabileceğimiz bir tedavi varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi genetik bir problem olduğu için çok böyle oranları yüksek tutmamak gerekiyor. Çünkü yüksek tutunca biraz hayal kırıklığı olabiliyor ve insanların beklentisi çok yüksek oluyor tabii ki. Gözaltı morluğu neden yaşarız Ayşe? Gözaltı morluğunu yaşamamız için birçok sebep var. Yorgunluk, uykusuzluk, sigara kullanımı biliyorsunuz maalesef. Sigara onun dışında genetik artık. Olabiliyor. Onun dışında Allah korusun içten gelen bir rahatsızlıktan dolayı herhangi olabiliyor. Herhangi bir sağlık problemi dışında diye o zaman ele alırsak eğer bir takım dış etkenlerden dolayı ve yaşam şartlarındaki bir takım düzensizliklerden dolayı da gözaltı morlukları oluşabiliyor. Bunları engelleyebilmek mümkün mü? Şimdi gözaltı kapatitis sürmeden evden çıkmıyorum diyor hanımefendi. Tahmin ediyoruz ki onun için zorlu bir süreç olsa gerek. Çünkü insan yüzünün rengi bir bütün olduğunda kendini daha sağlıklı hissediyor. Bu bir gerçek. Nasıl bir tedavi yöntemi? Mezoterapi. Yani şu ana kadar bizim aldığımız en başarılı sonuçlardan. Tabii ben parantez içerisinde mezoterapi diyorum. Bunu açınca çok daha farklı mezoterapi adı altında yaptığımız uygulamalar var. O içten beslemek çok önemli. Dışarıdan danışanın yapacağı tabii ki cildini temizlemek ve sabah akşam gözaltı kremini kullanmak. Onun dışında da gözaltı mezoterapisi çok başarılı. Şimdi yanına gelmek istiyorum. Tabii ki. Sen de şöyle yanına geçeyim. Tabii ki. Ayşe. Kaç yaşında oldu şimdi ufaklık senin? 3 yaşında. Allah maşallah. Şimdi sen de her kadın gibi, her anne gibi doğum sonrası sıkıntılardan burada da geldik. Ay bu hanım işte kilo aldım dedim öyle böyle falan. Tüm bunları yaşadık beraber. Evet. Önce bir kendi hikayeni anlatır mısın bana? Yani nasıl bir yol izledin? Hem bu işin içinde olan biri olarak, estetisyen ve güzellik uzmanı olarak neler yaptın ve ne zamandan sonra başladın bunlara? Ben 35 kilo aldım. 65 kiloyla hamile kaldım ve tam 100 kiloyla doğum yaptım. Maşallah. Evet. Nasıl aldın kiloları? Ya çok aşırı yemek yedim. Gereksiz yemek yedim. Hani hamileliğin vermiş olduğu oluyor ya bazen o şımarıklık. Tabii bir de 15 yıl sonra ikinci hamilelik olunca biraz abarttım tabii ben. Ama lütfen siz abartmayın. Sonu gerçekten çok zor. Özellikle de artık böyle 40'lı yaşlara gelince metabolizma da çok yavaşlıyor. O yüzden kilo vermekte tabii biraz zorlaşıyor. Evet. Şimdi başta da söyledim. Sen de tüm bunlardan geçtin aslında her kadın gibi. Şimdi tabii ki işte kilo aldın, karnında çatlak oldu mu? Hayır. Çatlak ben olmadım. De olmadı. Çok şükür. Peki şimdi 60 kilonun altındasın ve yaklaşık 40 kilo verdin. Bu serüveni bir anlatabilir misin bize? Zor bir serüvendi. İlk 2 yıl zaten hani kendiliğinden süt verdi. Evet. Emzirme süreci oldu. 2 yıl içerisinde gidecek olan kilolar tabii porsiyon küçülünce dikkat edin. İster istemez gitmeye başladı. Ondan sonra tabii ki mutlaka bir destek almak lazım. Spor hayatımızın bir parçası aslında aktif spor, yürüyüş onu kesinlikle hayatımızdan asla çıkarmamamız gerekiyor. Beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Diyet psikolojisi var ya Ebru Hanım. Ben mesela ne zaman diyet yapsam hep kilo alıyorum. Gerçekten çok çok kasıyor yani ister istemez. Hani yasak olan her şeyi cezbediyor ya. Ben bunu bizzat yaşadım. O yüzden şimdi ben şu psikolojideyim. Ben sağlıklı besleneceğim. Çok güzel. Ben porsiyon küçültmeyi öğrendim. Nerede yememem, ne yememem lazım, ne tüketmem mesela lazım. Mesela şu baklavayı yemiyor musun Ayşe? Yiyorum tabii ki. Değil mi? Yiyorum. Tabii dozunda, ki yiyorum. Dozunda, kararında. Ama evet, dozunda. Ya kaldım ya. Kaldım. Bir tane vereyim. Vallahi harika gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Peki şimdi önce diyorsun ki emzirme dönemi bittikten sonra annelere buradan ufak bir ipucu vermek gerekirse biraz sabırlı olmak lazım. Kesinlikle o dönemin keyfini çıkarın. Tadına varın lütfen. Kesinlikle. Çünkü bu çok önemli. Aynen öyle. Sonrasında peki hangi uygulamalardan geçmek tavsiyen? İlk önce dediğim gibi hani aktif spor, yürüyüş bunlar hayatımızın bir parçası olacak zaten. Ondan sonra porsiyonlar küçüldü ama sarktı.
sarktık. 35 kilo aldın. Karnım sarktı. Evet. Kollarım sarktı. Ne yapacağım? Şimdi benim aslında en büyük avantajım oldu Ebru Hanım. İşte bizim işimizin de en güzel tarafı bu. Pasif spor dediğimiz bir hayatımızda çok önemli olan bir uygulama var. Pasif spor. Şimdi ben çok yoğun çalıştığım için bizim çalışma saatlerimiz çok zor. Sabah 7.30, akşam 8, 8.30, bazen 9'a kadar çalışabiliyoruz. O yüzden aktif spor yapacak zamanımız olmuyor. İşte ben kendi mekanımda pasif spor dediğimiz uygulamalardan destek alarak en güzel tarafı da ne biliyor musunuz? Hani 70 kilo bile olsanız 40 bedene girebiliyorsunuz ve cildiniz, vücudunuz hiç sarkmıyor. Çok güzel. Elastikiyet kaybı olmuyor ve selülit görüntüsünden çok ciddi anlamda kurtulmuş oluyorsunuz. Selülitler geçiyor mu Ayşe? %100'e vuracak olursak tabii ki şu an yeni doğan bebeklerde bile selülit var. %100 diye bir şey asla yok zaten ama %70, %80 oranında tabii ki geçiyor. O görüntü, portakal görünümü yok oluyor. Tabii ki. Çatlaklardan da bahsetmek buradaymış. Evet. Şimdi diyor ki bir hanımefendi, 47 yaşındayım. Cildimdeki sarkmalardan dolayı yüzüm yaşımdan çok daha olgun gösteriyor. Ne yapmalıyım? Evet. Şimdi burada bir de vücut yaşı dediğimiz bir şey var. İşte bazen yaşla vücut yaşı birbirine tutmuyor. Orada elastikiyet kaybı varsa yine yaptığımız çok özel uygulamalarımız var bizim. Cildin üst yüzeyine zarar vermeden doku altında tahribiyat oluşturarak elastikiyet kaybını giderdiğimiz yöntemlerimiz var. Ve bu tek seans. Kalıcı bir uygulama. Hı hı. En az bir 3 yıl kadar o elde ettiğimiz sonucun devamını kendisi de evde dikkat ederse getirebiliyor zaten. Mükemmel. Bu bir lazer uygulaması. Lazer uygulamasından biraz daha farklı. Biraz bir daha uygulama. Farklı. Evet. Peki diyor ki 19 yaşındayım. Çok genç bir izleyicimiz ama karnımda çatlaklar var. Bu çatlakların ömür boyu geçmediği söyleniyor. Doğru mu? Önceden bir 2 yıl önce bu soru bana sorulduğu zaman ben de çok çatlak fazla tedavisi almak istemiyordum açıkçası çatlak tedavisi merkezimde. Ama şu an çok yeni bir uygulama var. Biliyorsunuz ben de yenilikleri çok seviyorum. Çok seviyorsun ve gerçekten öncüsün. Evet. Çok tebrik ediyorum. Yani çok seni takip ederim. De ediyorum. Çok hem çok çalışkansın. Ederim. Çok teşekkür ederim. Hem ilham veriyorsun gerçekten çok tüm kadınlara ederim. Ve istihdam da sağlıyorsun. Çünkü bulunduğun çevrede birçok kadının bu mesleği öğrenmesi için kesinlikle. De kurslara destek veriyorsun. Yanında çalışmaları için, staj yapmaları için olanak sağlıyorsun. Ve bizi bilgilendiriyorsun. Çok teşekkürler bunun için. Ben çok teşekkür ederim. Ben ayrıca hazır yeri gelmişken size özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü siz de bizi tanıtıyorsunuz. Ve ben bu yaz o kadar yurt dışından danışan ağırladım ki ve kapıdan içeriye her giren ben sizi Ebru Akel'de izledim deyip hemşerimi gideyim bulacağım deyip geldi ve benim böyle tüylerim ürperdi. O kadar çok mutlu oldum ki. Ne mutlu, çok teşekkür ediyorum. O yüzden ben de kendi adıma ve tüm konuklarınız adına özellikle bunun için çok teşekkür ederim. Şimdi bizim orada küçük herkes birbirini tanıyor ama yurt dışına kadar orada insanların bizi tanıması sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. O yüzden ederiz ben efendim. De ayrıca teşekkür ben burada ederim. Sadece bana verileni en iyi şekilde sizlerle paylaşan bir yüzüm diyeceğim ama elbette ki çalışmak ve bu işin perde arkası çok ama çok önemli. Kesinlikle. Onun için güven bence istikrar. Her işte olduğu gibi burada da çok önemli. Evet. Yıllardır da seyircimizle aramızda oluşan bu güzel ve samimi bağla da galiba bunu sürdürebiliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi diyorsun ki 19 yaşındaki arkadaş, hayır kalmayacaksın ömür boyu o karnında çatlaklar kalmayacak. Çünkü artık geçebiliyormuş diyoruz. Doğru mu? Tabii ki geçebiliyor ve en azından sizi rahatsız etmeyecek hale gelebiliyor. Uygulama, yaptığımız uygulama tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor ama ortalama olarak en fazla 3 seans çatlak tedavisi. 20 günlük aralıklarla yapıyoruz. Hı hı. Ne oluyor biliyor musunuz Ebru Hanım? İlk seansta bazen ikinci seansa bile gerek kalmıyor. Şimdi bu kaç seansta oluşmuş bir görüntü? Bu 2 seans. Mükemmel. Evet. 2 seansta oluşmuş bir görüntü. Dikkat ederseniz göbek deliği kısmındaki toparlanmaya özellikle dikkat çekmek elbette. İstiyorum. Cerrahi müdahale geçirmiş gibi inanılmaz başarılı bir uygulama. Tabii ki herkeste bu sonuç olabilir mi? Bunu görmek lazım. Yani muayene sonrası bilgi verebiliyoruz. Bazen biz de seanslar ilerledikçe sonucu danışanlarla beraber görebiliyoruz. Çünkü önceden bir şey söylemek çok zor. Vücudun vermiş olduğu tepki de çok önemli. Bazen
bazen aynı teknolojiyi birçok kişi kullanabiliyor, hepimiz kullanabiliyoruz ama sonuçlar çok değişiyor. Bu da biraz da elin uğruyla da alakalı olan bir şey diye düşünüyorum. Tecrübeyle de alakalı kesinlikle. O yüzden o işin de hakkını vermek lazım. Yani evet, siz, hakkını vererek yapmak lazım. Evet, o aleti lazım. Kullanmak bir meziyet ama yani o el çok önemli. Şuradan yapınca böyle sonuçlar alıyoruz. Harika işte. Herhalde çok mutlu olmuştur o kişi. Evet, değil mi? Peki aynı şey cilt lekelerinde de çok olumlu sonuçlar aldığını duyuyoruz. Bununla da ilgili özellikle akne problemlerinde ve güneş lekelerinde. Değil mi? Evet. Biraz onu da konuşalım. Diyor ki yaz bitti, cildimizde güneş lekesi kaldı, ne yapacağız? Şimdi herkesin derdi o. Hani yanıkken birazcık daha kapatılabiliyor. Bir şekilde yanıklık onu örtüyor ama o cilt açılmaya başladığı anda alttan o lekeler patlıyor. Ne yapabiliyoruz? Kesinlikle. Şimdi leke tedavisinde tabii ki ilk önce lekelenmemeye dikkat edeceğiz. O yüzden hani SPF'mizi hayatımızdan asla çıkarmayacağız. Yaz, kış. Kesinlikle yaz, kış mutlaka kullanmamız lazım. Çünkü oluştuktan sonra tedavi çok zor. Hı. Aslında çok küçük zaman ayırarak biraz daha dikkatli güne başlasak o tür bir tedaviye de belki de ihtiyaç kalmayacak ama oluştuktan sonra evet bu da yine yaptığımız bir uygulama. Evet. Bu da tek seans uygulamamız. Ne yaptınız burada? Sorun neydi? Sıkar izi. Bu yoğun ergenlik döneminden kalan, yoğun sivilcelerden kalan sıkar izi tedavimizde tek seansta bu sonucu elde ettik. Bu da çok güzel bir uygulamamız. Şimdi güzel derken burada gerçekten bu hanımefendinin bir estetik operasyon geçirdiği gibi bir izlenim var. Oysa bu tamamen dışarıdan yapılan bir uygulama. Kesinlikle. Herhangi bir müdahale söz konusu değil. Kesinlikle. Kesinlikle bir doldurma, kesinlikle bir farklı bir işlem söz konusu değil. Ben cildi yıpratmayı sevmiyorum. Evet. Cildi yormayı hiç sevmiyorum. Yani cildi agresif yapmayı zaten tercih etmiyorum. Evet. Yapanlara tabii ki saygı duyuyorum. O tercih meselesi, herkesin bakış açısı değişiyor biliyorsunuz. Çok fazla artık teknoloji ilerliyor. Evet. Ama ben cildi sevdikçe daha çok iyileştiğini düşünüyorum. Çok güzel. Yani böyle yıpratmadan, kanatmadan, soymadan, yakmadan, o bazı tedavilerden sonra cilt yanıyor, günlerce dışarıya çıkamıyor. Evet. Cildi besledikçe, cilde vitamin uygulamaları yaptıkça cilt zaten otomatik olarak çok güzel tepki veriyor. Ve şu an hani leke tedavilerinde de geldiğim benim son nokta bu. Zaten kök hücre denilen bir uygulama var artık. Eskiden biliyorsunuz hala gerçi var. Kan alınırdı, ayrıştırılırdı. Evet, PRP uygulamaları. Evet. Ama şu an o kadar güzel yöntemler var ki ve o kadar kök hücre içerisinde büyüme faktörleri olan, peptitler olan, direkt zaten onu nereye koyarsan o bölgeyi iyileştiriyor. Çok tabii güzel. Onun özel karışımları var vesaire. O da bizim püf noktamız. Evet, tabii cilt tipi çok tabii önemli. Tabii ki kesinlikle. İzlenen yol çok önemli ama herkesi... sonuç itibariyle bu sıkar izlerinin yani sivilce izlerinin o geçmez zannedilen izlerin ki özellikle gençlerde çok büyük özgüven eksikliği yaratıyor. Evet. O cildi kat kat kapatmak zorunda kalıyorlar. Saçlarını düşürüyorlar yani saçlarını toplayamıyorlar. Kaç mesela. Yaşındaydı o hanımefendi yaptığınız? 38. 38 yaşında. 38 Gençleşme yaşında. De gördüm yüzünde kesinlikle. Bir anda. Tabii ki. Değil mi? Zaten amacımız o. Yani sadece sıkar izi için tedavi etmek değil. Ben bir uygulamayla çok fazla probleme sonuç vermeyi çok seviyorum. Anladım. Mesela yapılan tek bir işlem olsun ama gözaltı morluğumuz varsa gözaltı morluğumuza iyi gelsin. Sıkar izimize iyi gelsin. Güneş lekelerimiz varsa güneş lekelerimize iyi gelsin. Hı hı. Çizgilerimiz açılsın. Ben böyle bir yol izliyorum. O da çok şükür. Doğru yapınca, düzgün yapınca hem maddi anlamda da çok mutlu oluyor danışanlar. Bu da çok önemli. İçin ayrı ayrı ücret ödememek zorunda kalıyor. Çok doğru. Hızlı sonuca ulaşmak çok önemli. Peki çok güzel bir soru daha var. Süremiz bitmeden şunu da soracağım. Hı-hı. 24 yaşındayım diyor fakat gıda problemi yaşıyorum. Evet. Bu gıda probleminden nasıl kurtulurum? Kurtulabilir miyim? Ameliyatsız. Tek seansla kurtulabilir. Bununla da kurtulabilir. Evet. Gerçekten bu da mükemmel. Evet. Şimdi cilt ütüleme diye bir yöntem var. Bu ütüleme deyince insanın aklına hemen aman acaba acır mı, yanar mı, nasıl bir işlemdir diye geliyor. Faydası nedir?
Kolajenleri yeniliyor. Kolajenlerde daralma elde ediyoruz. Cilt tütüleme bir ısı yöntemidir aslında. Siz o ısıyı hissetmiyorsunuz fakat cilt altı çok yoğun bir şekilde ısınıyor ve kolajenler daralıyor. Kolajenler daralınca özellikle şu bölgelerde böyle elastikiyet kaybından dolayı bir böyle aşağıya doğru eğildiğimiz zaman bir sarkma olur ya. Evet. O bölgeyi inanılmaz güzel toparlıyor. Çok başarılı bir tedavi yöntemidir. Harika. Peki önümüzdeki yenilikler nelerdir? Biz önümüzdeki programlarla ilgili biraz ipucu verir misin? Şu an en çok favori. Güzel şu an çok güzel bir sistem aldım. İnşallah birkaç gün içerisinde yine merkezimde danışanlarımızın hizmetine sunacağız. Hı hı. Onu da Allah nasip ederse bir sonraki programda sonuçlarını görmek istiyoruz. Evet. Pekala, diyorsun ki doğum yapanlar, bacaklarına çatlaklar oluşanlar, karnında evet. sarkmalar olanlar, cildinde evet. sarkmalar olanlar korkmayın. Tüm bunların estetiksiz, müdahalesiz de çözümleri söz konusu. Lütfen iyi araştırın. Kesinlikle. Doğru uzmanlarla cildinize uygun bir şekilde yol alırsanız çözüm evet. mükemmel olabilir. Evet, ev ödevini de mutlaka yerine doğru bir şekilde getirmesi gerekiyor. Biz tedavimizi uyguladıktan sonra danışanın da çok sonrasında dikkat etmesi gerekiyor. Eğer o da uyumlu olursa zaten sonuçlar inanılmaz mutlu ediyor. Harikasın. İyi ki geldin Ayşe'cim. Son olarak İskenderun'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve hanımlara vermiş olduğumuz bugünkü ipuçlarıyla artık herkes biraz daha özgüvenli şu baklavaları bir tane yiyin hanımları ama değil mi? Çok evet, da abartmayın. Bir tane. Bir tabak çözümü değil. Var. Bir tane. Hareketi bırakmıyoruz. Kesinlikle. Bol su içiyoruz. Bol su içiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz ve porsiyon küçültüyoruz. Porsiyon küçültüyoruz. Çok teşekkürler ben sevgili teşekkür Ayşe Çimer. Ederim. Güzellik uzmanı ve estetisyen Ayşe Çimer bugün konuğumuzda efendim. İyi ki bizimle oldun. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İskenderun'a sevgiler. Ve kendine iyi bak devam ediyor. Kısırlık nasıl tedavi edilir? Aşılamada biz ne yapıyoruz? Yine ilaç tedavisi veriyoruz. Kısırlık tedavisinden sonra normal yollardan çocuk sahibi olunur mu? Kısırlık sebeplerine baktığımızda kadın erkek faktörüne yaklaşık %45. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin anlatıyor. Şimdi kendine iyi bak da. Evet efendim, bugün yine konumuz kadınları özellikle çok ilgilendiren bir mevzu. Kısırlıktan bahsedeceğiz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özlem Gültekin bizlere bu konuyla ilgili hem uygulamalı hem anlat çizerek açıklamalı. İnşallah. Nasıl özel? Her türlü bilgiyi verecek. Efendim nedir bu kısırlık? Kısırlık öncelikle evet ve çok sık artık maalesef. Kısırlık kelimesi çok hoş olmasa da daha çok şöyle diyelim. Gebe kalamama durumu isteyip de korunmasız bir ilişkiye rağmen bir yıl geçmesine rağmen gebe kalınamama durumudur. Hı hı. Mutlaka bir yıldan sonra incelenmesi gereken bir durumdur. Ama iki taraf için de değil mi? Önce bir öyle bir... Kesinlikle aha, öyle. Hem kadın açalım. Hem erkek için. Hatta şöyle diyebilirim. Kısırlık sebeplerine baktığımızda kadın erkek faktörüne yaklaşık %45 kadın, %45 erkek, kalan %10'luk kısım ya sebebi bilinemeyen ya da hem kadın hem erkekte olan problemler. Yani eşit nedenleri, çok güzel. Riskleri. Peki efendim, kısırlık nedir dedik ve daha çok kimlerde görülür? Aslında çok net bir şekilde söylediniz ama nedenlerine gelirsek eğer, yani genetik faktör mü burada unsurdur, yaşam şekilleri mi, beslenme şekilleri mi, kilo mu, ne? Aslında bu söylediklerinizin hepsi var içerisinde. Şimdi kadın erkek faktörüne baktığımızda önce onu söyleyeyim isterseniz. Erkek faktörlerinde sperm kalitesinde azalma. Sperm testinde sayının az olması, hareketin az olması, sayı yeterli olsa da ya da şekil bozukluğu dediğimiz kalitenin az olması. Birincisi erkek faktöründe en çok bunlar oluyor. Ne tetikler erkeği bu konuda? Bir kere sigara tüketimi çok önemli. Alkol tüketimi çok önemli. Onun dışında erkekte iç genital, dış genital de sperm kalitesini bozacak bazı hastalıklar. Mesela varikosel çok sık görünen bir hastalık. Varikosel dediğimizde erkeklerde damar genişlemesi diyelim, testislerde damar genişlemesi çok kolay tedavisi olan bir durum ve sperm kalitesini çok etkileyen bir durum. Sık da görülen bir durum ama güzel yanı şu, tedavi edilebilir ve tedaviden 2 ay sonra yaklaşık çok güzel sonuçların alınabileceği bir çok hastalık. Güzel. O yüzden ona mutlaka üroloji doktorunun muayene etmesi gerekir erkek faktöründe, yönlendiriyoruz zaten. Erkekler için böyle, kadınlar için çok fazla
sebep var aslında bizim araştırdığımız. İsterseniz onu tahtada anlatalım mı? Anlatalım lütfen. Şimdi hemen bunları söylerken evet dedik, kilo dedik, genetik unsurlar, yaş vesaire, alkol, sigara tüketimi ki bunlar sağlığa zararlı efendim. Zaten bunları söylememize bile gerek yok. Evet. Teknolojiyi bu işin neresine koyuyorsunuz diye merak ediyorum. Şöyle, aslında yapılmış hiçbir çalışma yok ama benim kendi düşüncem. Çünkü son 10 yılda, 15 yılda kısırlığın, yani gebelik alamama durumunun inanılmaz arttığını fark ediyoruz. Bu zaten ya artık çok doğal beslenemememizle alakalı, yediğimiz içtiklerimizle ve mutlaka bence teknolojiyle alakalı. Düşünsenize, buradan bir saniyede işte dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyoruz ve sürekli o ortamın içindeyiz. Mutlaka etkileniyor. Bununla ilgili çalışmalar da herhalde bir 5-10 sene içerisinde yapılır ve önümüze konulur diye düşünüyorum. Umarım çok can alıcı olmaz yani evet. Bunlar. Çünkü hayatımızın içinde imkansız bunlardan da uzak kalabilmemiz. Efendim hemen şöyle geçtiğimizde diyor ki sevgili Özlem Gültekin, bu kısırlığın tedavileri var, nedenleri var ama çiftler ne zaman doktora başvurmalı? Şimdi öncelikle bir yıldan sonra başvurması gerektiğini söyledik. Burada antiparantez, artık ben hep şöyle söylüyorum. Evet, 30 yaşın solunuza doğru alabilirsin. 30 yaşın altındaysa eğer bir yıldan sonra, 30 yaşın üstündeyse 6 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalınamıyorsa mutlaka kadın doğum uzmanına başvurması gerekir. Ve erkeklerin de aynı şekilde üroloji uzmanına. Hı hı. Neler yapılıyor? Öncelikle onu söyleyeyim. Ya da kadınlarda sebepler neler? Bir, ben yine çok güzel olmayan yazımla... Adet düzensizliği yapan sebepler. Biraz şöyle yandan yazabilirsek. Tabii. Aynen takip edin. Bir adet düzensizliği. Hı-hı. Adet düzensizliği dediğimiz şey 35 günden daha uzun, 21 günden daha kısa sürede adet görmek. Yani düzensiz olması ya da şu da olabilir. 6-7 günden daha uzun süren 10 gün. Süren bir adet kanaması ya da bir gün iki gün süren damla damla olan, sadece bu şekilde hastalarımız genelde tarif eder. Bunlar da adet düzensizliğinin içine girer. Mutlaka araştırması gerekir. Kısırlıkta kadın faktöründe en önemli belirti. Belirtileri söylüyorum, hastalıkları birazdan adet eğer zamanımız yeterse şey yapacağız. Enfeksiyonlar, enfeksiyon dediğimiz akıntı, kadının genital yollarında olan şeyler, bakteri, virüs, mantar, hepsi olabilir. Kısırlığa sebep olabilir. Yani olabilir. Tedavisi çok önemli. Evet, kesinlikle basit bir akıntı diyoruz ama aslında kısırlık sebebi olabiliyor. O da nasıl oluyor? Tüpleri tıkıyor. Tüpleri birazdan onu da anlatırım. İnşallah vaktimiz yeter. Üçüncüsü şekil bozukluğu diyeyim organlarda. Şekil bozukluğundan kastım dış genital değil kesinlikle. Rahimin içinde. Rahimin içinde duvar olabilir. Septum dediğimiz perde olabilir. Rahimin şekli normal armut şeklinde değil de kalp şeklinde olabilir. Tüm bu şekil bozuklukları, daha bir sürü var. Kısırlık sebebi olabilir. Tabii ki şu gene adet düzensizliği ile alakalı en önemli faktörlerden bir tanesi. Bu normal muayenede ortaya çıkabilen bir sonuç mu? Şu şekil bozukluğu, eğer rahimin içinde perde varsa normal muayenede görebiliyoruz. Diğer kalp şeklinde olanı göremiyoruz. Onlar yine birazdan bahsederiz tetkiklerde. Tüplerin açık kapalı olduğunu gösteren HSG dediğimiz bir ilaçlı tüp filmi var. Hı hı. Onda rahimin şekil bozukluğu iç kısımdaysa belli oluyor. Yani kısırlıkla size başvuran bir hastada zaten bu türlü araştırmaları yapıyorsunuz. Kesinlikle tetkiklerini yapıyoruz. Gerekli tetkikler de ortaya çıkıyor. Evet. Peki hormon bozukluğu. Hormon bozukluğu neler olabilir? Bir, normalde hep söylüyorum. Eğer böyle şikayetleriniz varsa, özellikle adet düzensizliğiniz varsa, adetinizin 3. günü sağlık ocaklarımızda, aile hekimlerimizde yapılabilen hormon testini mutlaka yaptırın. Onu da tek tek yazayım, daha çok akılda kalıcı olsun diye bunları yazıyorum ben. O hormon testlerinde yumurtalıklarımız iyi çalışıyor mu? Erken menopoz riskimiz var mı? Prolaktin dediğimiz stres hormonu, süt hormonu yüksek mi? Ve en önemlisi tiroid. Hiçbir belirtisi olmayabilir. Tiroid hastalıkları, az veya fazla çalışması, tüm vücudumuzu etkilediği gibi yumurtalıklarımızı, adet düzenimizi ve gebe kalabilmemizi çok etkileyen bir durumdur. Tiroid inanılmaz derecede önemli. Yani adetin 3. günü yapılan bir test bu. Peki bu rutin yapılmalı mı sevgili Özlem? Şöyle, yılda bir rutin yaptırılabilir ama adette bir düzensizlik varsa, gebe kalamıyorsak ya da menopoza yakınsak
mutlaka yapılması gerekebilir. Zaten basit bir kan testi yaptırmanızda hiçbir sakınca yok. Bunlarla alakalı bunlar nelerden olabilir? Şu adet düzensizliği mesela ne sebep olabilir? Polikistik over hastalığı bahsetmiştik daha önce de programımızda. Çikolata kisti dediğimiz kistler, yani yumurtalık kistleri buna sebep olabilir. Erken menopoz sebep olabilir. Özellikle genetiğimizde, annemizde, teyzemizde, halamızda erken menopoz varsa ki 40 yaş altı erken menopozdur. Hı hı. Bunu yapabilir ve çok hızlı bir şekilde gebe kalabilmek için hareket etmek gerekir. Evet. Enfeksiyonlar tedavi ediliyor. Bunun için de şimdi yapılması gereken testleri tek tek yazayım bunların yerine ben. Şekil bozukluğu için. Hepsi için yapılması gereken testler. Evet. Yani bunlar aslında kısırlıkta yapılması gereken tetkikler tedavi için. Aynen. Bize bir hastamız başvurdu. Bir yılı geçti, gebe kalamıyor. İlk test bir kere spermiyogram. Olmazsa olmaz bir test. Erkek faktörü. Çünkü bu spermiyogramda sayı azsa, hareket azsa, şekil bozukluğu varsa biz boş yere bayanı tedavi etmiş oluyoruz. Çünkü o zaman başka tedaviler, üreticiler uzmanlarımızın tedavisi, belki aşılama, belki tüp bebek gerekiyor ilk aşamada. Peki, bu ilk test. İlk test. Peki size gelen çiftlerde yani böyle hani kabullenmek istemeyen bir taraf olduğunda nasıl ikna ediyorsunuz? Yani bunu nasıl görüyorsunuz? Bir kere şöyle oluyor genelde. İşte bu bebek tedavisi için gelenlerde hastalarımın kendileri giriyorlar önce görüşmeye. Evet. Ya eşleri gelmiyor ya dışarıda çok bekliyorlar. Güzel. Ben ısrarla onları istiyorum. Evet. Veya kendileri hiç yoksa istiyorum. Hastam geliyor ki eşim yaptıramıyor doktor. Neden yaptıramıyor? Utanıyor, sıkılıyor. Böyle bir şey yok. Kabul siz etmiyor. Bunu, evet, ve ben diyorum ki eğer yaptırmazsa tedaviye başlamıyorum diyorum. Net. Ve bunu yapılıyor. Bu test için önemli bir nokta. Öncesinde en az 3 gün cinsel perhiz olması gerekiyor. 3 ile 5 gün arasında yapılması gerekiyor. Bu bir. Bunu yaptık ve erkek faktörü yoksa. İkinci olarak hormon testi, biraz önce bahsettiğimiz adetin 3. gün testi. Adet 3. gün diyelim. İnci gibi yazımla umarım siz okuyabilirsiniz. Siz o güzel dilinizi çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yapılıyor mutlaka. Evet, bunun içinde tiroid de var. Ondan sonra yine biz ultrasonla muayene ettiğimizde şunu söyleyeyim. Şimdi hep söylüyorum, armut gibi bir organ, rahim ağzı ve iki tarafta tüpler var, kanallar ve yumurtalıklarımız var. Biz ultrasonla muayene ettiğimizde yumurtalıkları görüyoruz. Rahimi görüyoruz, hatta muayene ettiğimizde rahim ağzını görüyoruz ama bu kanalları göremiyoruz. Hı hı. Eğer burada bir sıvı toplanması, apse varsa görüyoruz ama hiçbir şey yoksa göremiyoruz. Yani tıkalı mı, açık mı? Bunun için de HSG dediğimiz ilaçlı rahim filmini çekiyoruz. Özellikle bunu söylüyorum, hastalarımız korkuyorlar. Çünkü şöyle bir hastalığınız var. Bizlere sormak yerine internete giriyorsunuz, formlara bakıyorsunuz, komşuya soruyorsunuz. Her seferinde söylüyorum, bunu yapmayın lütfen. Tamam. Bu korkulacak bir test değil. Şöyle, ilaçlı olduğu için Ebru Hanımcığım, aşağıdan bir ilaç veriliyor ve o ilaç ağrılı bir film diye hastalarımız istemiyor. Ama değil. Hissediliyor. Bir tık hissediliyor ama bunu anestezili yapıyoruz zaten. Tamam. Çoğu yerde bu şekilde oluyor. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. 5 dakika içinde bu tüplerde tıkanıklık var mı yok mu için bunu çekmemiz gerekiyor. Peki. Tüm bunlardan sonra aslında şu 3 test yeterli. Tabii ki simir testini, jinekolojik rutin testleri hiç söylememe bile gerek yok. Buna baktıktan sonra nasıl tedavi edeceğimizi karar veriyoruz. Erkek faktörü varsa üroloji uzmanı görüyor. Ona göre aşılama, tüp bebek ya da ilaç tedavisi yapıyoruz. Kadın faktörü varsa, yani bunlarda bir problem varsa, o zaman ne yapıyoruz? Gene şunları silelim. Evet. Kadın faktörünü söyleyeceğim ben. Ya da fark resmini etmez. Resmini çekin olabilir. Lütfen hanımlar. Evet. Resmini çekin, bunların önemli bilgiler şu anda. Herkesin elinin altında olsun. Bu konuyla ilgili uğraşan, çocuk sahibi olmak isteyen her kim varsa bakın, tedavi çeşitleri oldukça fazla. Ben de son günlerde çok güzel doğum haberleri alıyorum, bebek haberleri alıyorum. Onun için çok mutluyum. Tedaviler çok güzel sonuç veriyor. Evet, kesinlikle. Öncelikle ilaç tedavisi. Sanki gebe kalamayan herkes direkt tüp bebek yaptıracakmış gibi böyle bir korkuya giriyorlar. Ondan da neden korkuluyor? O da ayrı bir korkulacak bir şey değil gerekliyse. İlaç tedavisi dediğimiz şey, bu hormon bozukluklarında tiroidle ilgili bir şey varsa onu düzeltiyoruz. Peki. Prolaktin dediğimiz süt hormonu yüksekse onu ilaçla düşürüyoruz. Bunlar çok kolay ilaçlarla birkaç hafta içerisinde düşen ve tedavi olan şeyler. Ondan sonra yumurtalıklarımızın, hemen tekrar çizeyim, bunların içindeki yumurtaların hızlı oluşmasını, gözümüzün önünde kontrol altında büyümesini sağlayacak bir ilaç tedavisi veriyoruz. 5 gün sadece.
Ondan sonra bir hafta sonra kontrolü çağırıp yumurta takibi tamam. yapıyoruz ve birliktelik günlerini veriyoruz. Bu tedavi çok önemli. Çok yakında hemen bu hafta hatta ben paylaştım. Evet. 8 sene çok tedavi gören bir hastam ve bebek isteyen bir hastam. En son artık tüp bebek için başvuracaklar. Çok tedavi. Evet, çok fazla ilaç tedavisi almış, aşılama yapılmış, tüp bebeğe karar verilmiş. Kadar moral bozucu değil mi? Evet, çok üzgündü ve tabii. bana geldiğinde hiç umut yoktu. Ben dedim ki tüm testlerini tekrar yaptım. İlaç tedavisi uygulayacağız dedim. Doktor hanım bana çok yapıldı. Benim bu konuda hiç umudum yok, kullanmasam dedi. Hayır dedim. Kullanacağız, yumurtalıklarınızın çalışmasına bakacağız. Bir yumurtalıklarınızı göreyim ben. Ve ikinci ayında gebe kaldı. Ah. Sadece ilaç tedavisi. Tüp bebek yok, aşılama yok. 5 günlük bir ilaç tedavisiyle ve doğumunu yaptırdım geçen hafta. Ay maşallah. Öyle geldim buraya. Ne kadar güzel. İnanılmaz güzel bir şey. Bunun gibi bir sürü örneğimiz var. Tebrik edelim. Harika. Evet. Ya, çok böyle duygusal, yani hani bir şeylere bizim vesile olabiliyor olmamız tabii. çok duygu açısından bizi çok besleyen tabii, şeyler. Tabii. O yüzden ilaç tedavisi, doktorunuz ne diyorsa uygulayın. Bu olmuyorsa, eğer olmadıysa ki genelde ilaç tedavisi 3 ay ama değişebilir, 6 aya uzatılabilir. Aşılama yapılıyor. Aşılama erkek faktörü varsa da direkt aşılamaya geçilebilir. İşte hızı azsa vesaire. Aşılamada biz ne yapıyoruz? Yine ilaç tedavisi veriyoruz. Hı hı. Yine yumurtalar büyüyor. Çatlama döneminden sonra bir öncekinde biz birliktelik günleri verirken tam tersine aşılama yapıyoruz. Aşılama koldan aşı değil. Çatlama gününde ertesi gün işte iğne yapıyoruz. Beyefendileri. Evet, karından. Kendilerinin uyguladığı. Aşağıdan. Yok, çatlama iğnesini karından yapıyoruz. Ertesi gün aşılama için saat veriyoruz. Saati var onun. Erkekler üşenmiyorlar ve teste gider gibi gidiyorlar. Sperm örneği veriyorlar. Hı-hı. O sperm belli bir yıkamalardan geçiyor. Kalite biraz da arttırılıyor ve bir enjektör de bize geliyor. Tamam. Biz ne yapıyoruz? Normal bizim jinekolojik masamızda çok basit bir dakikalık bir işlem. Rahim ağzına aletle girip, ince bir kanülle girip o enjektördeki spermi buraya bırakıyoruz ki bu yolda hareketsiz olanlar, hareket edemeyenler ölüp kalıyorlar ya vajinanın içinde. O hareketi biz hızlandırmış oluyoruz. Buradan da gelen yumurtayla birleşmelerini hızlandırıyoruz. Aşılama bir dakika süren, anestezi gerektirmeyen, çok zorunlu halleri hani vajinismus vesaire değilse evet. anestezi gerektirmeyen basit bir yöntem. Erkekler de mutlaka bundan kaçmamalı. Harika. Şimdi zaten böyle bir yola girildi. Evet. Kadın orada türlü hormonal dengesizliklere maruz kalıyor. İlaç, aşılama, moral bozukluğu, beklenti zaten bütün yük bizim omuzumuzda. Evet. Yani evet. erkekler de bir zahmet şu tedavinin bir kısmında evet. değil mi yardımcı olsunlar. Ve o kadar küçük bir kısmında var ki biz bu tabii ki ilaç tedavilerini verirken hormon içeriyor. Onlarla ötürü biraz şişkinlik oluyor, psikolojik dalgalanmalar oluyor ama evet. tabii ki bunlar çok güzel geçiyor. Bir şey daha söyleyeceğim unutmadan. Lütfen. Erkeklere gelmeden tekrar. Bu tedavilerde ikiz ve çoğul gebelik olabilme ihtimali normal popülasyona göre artıyor. Ben diyorum ki böyle bir riskiniz var. Risk değil, şans diyorlar. Herkes ikiz olsun diyor. O antiparantez bunun öyle bir avantajı dezavantajı artık kişiye göre değişim var. Evet. Ve bu evet aşılamayı için beyler sadece bir laboratuvarda 5 dakikalık bir test vereceksiniz. Bütün yük kadınların omzunda Ebru Hanımcığımın söylediği gibi. Bununla da olmuyorsa tüp bebek. Normal süreç bu şekilde işliyor normalde. Tamam. Direkt tüp bebek de olabilir tabii ki. Bunun hep istisnaları o. Başta biraz önce söylediğim testlere göre spermde bir bozukluk var. Sperm sayısı çok az. Evet. Hareket hiç yok. Başka başka genetik faktörler var. Direkt tüp bebek de önerilebilir ama normal gidişat, kadındaysa sıkıntı ve o açıklanamayan hani iki tarafta çok iyi ama çocuk sahibi olamıyor. Onlardaki süreç bu şekilde. Bu arada herhangi bir yerde gebe kalabilir hastalarımız. Peki bu kısırlık tedavisinden sonra belli bir süre ara verildi vesaire. Normal yolla evet kalınabiliyor mu gebe? Evet çok güzel bir soru. Ben şöyle diyorum. Biz yolu açtık ilkinde diyorum. Şöyle oluyor. Emzirme döneminde bile çocuk doğdu. Bu çiftler korunmuyorlar tabii ki. Tabii. Hani bizim zaten olmuyordu tedaviyle oldu deyip tüp bebekle bile olsa korunmuyorlar ve o korunmasız dönemde ikinci çocuk kendiliğinden ay, olabiliyor. Ne kadar. Ya güzel, o yüzden biz yolu açıyoruz diyoruz ona. Eğer istemiyorsanız ikinci çocuğu o sürede korunun. İlkinde olmadı diye ikincisinde olmayacak diye bir şey kesinlikle yok. Harikasınız. Burası bittiyse hemen size sormak istediğim bu hamile kalamamanın nedenleri var sevgili Özlem sağlık panomuzda. Tamam. Biraz da oraya geçelim tamam. isterseniz. Geçelim bir şey daha söyleyebilir miyim? Tamam. Burada gebe kalmadan önce veya tedavi normal gebelik içinde planlayanlar için de bu geçerli. Tamam. Tedavi içinde gebe kalmadan en az 3 ay önce folik asit başlıyoruz. Tabii. Çok önemli bir ayrıntı. Bu vitamin yani folik asit vitamini değil zaten ama bu destek size kilo aldırmıyor.
Her gün günde bir tane 400 mikrogram içerikli folik asit almanızı önermemizin sebebi şu. Bebeklerde omurgada spina bifida dediğimiz ya da beyinde bir hastalığı engelliyor. Ve evet. Bizim normal beslenmemizde folik asit maalesef çok az. Hı hı. O yüzden bundan önce gebek almayı planlayanlarda 3 ay öncesine folik asit mutlaka kullanıyoruz. Önemli, çok güzel, harikasınız. Evet. Hemen şöyle geçelim çünkü diyor ki burada hamile kalmayı engelleyen başka nedenler de vardı. Yani kısırlık evet. Sadece hamile kalmayı engellemiyor. Bunları biraz açıklığa kavuşturalım diyorum. Sağlık evet. Köşemize düşmüş bizim bugün. Evet, sağlık köşenizde çok güzel şeyler şey Ebru Hanımcığım. Çok teşekkürler. Buradakileri de şöyle söyleyelim. Hormon düzeyinin bozulması demişler birinci neden olarak. Evet, söylediğimiz gibi hormon nedeninin bozulması hamile kalmayı engelleyen en önemli faktörlerden. Rahim ve tüplerdeki hastalıklar çok doğru. Yine biraz önce söylediğim şekil bozukluğu, tüplerde tıkanıklık sebep olabilir. Metabolik hastalıklar, tiroid en başında gelen, süt hormonunun yüksekliği gene en başında gelen. Kadınlarda ileri yaş, hep söylüyorum, 35 yaşın üstü lütfen gebeliğinizi bırakmayın ki bırakıyoruz ama mümkünse 35 yaşın altında olmalı gebelik. Hı hı. Çünkü hem yumurta kalitemiz azalıyor, hem gebe kalsak düşük riski artıyor, anomali riski artıyor. İşte Down sendromu ve diğer genetik kromozom bozukluklarının riski artıyor. Kadınlarda ileri yaş çok doğru. Sperm kalitesinde bozulma, biraz önce söylediğim gibi erkekler için. Bunda lütfen erkekler özellikle çocuk sahibi olmayı planladıklarında içiyorlarsa da sigara ve alkolü bıraksınlar. Olabilir çünkü sağlıklı bir çocuk dünyaya getirebilmek için önce bizlerin bedenlerimiz sağlıklı olması gerekiyor. Sağlığımızı koruyalım ki bu sağlıklı maddelerden uzak durarak sonrasında bu adımları atalım. Evet, kesinlikle. Evet. Kötü alışkanlıklar gene aynı şeyi içeriyor. Evet. Aşırı zayıflık ve aşırı şişmanlık, bu da hormon bozukluğu yapıyor ondan dolayı. Vajinal kuruluk, evet, çünkü östrojenin az olduğunu gösteren bir faktör. Çok güzel de bir haber olmuş bu. Çok güzel, teşekkür ederiz. Evet, kanser ilaçları zaten yumurtalıkları direkt etkilediği için ondan dolayı da hamile kalmayı engelleyen 9 nedenden bir tanesi. Çok evet. Güzel haber. Çok, elinize çok sağlık. Teşekkürler. Şimdi burada hemen ben panoda gerçekten bugün için, bugünün unutulmayası olsun bu. Çünkü unutmayın demiş sevgili Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, benim çok sevdiğim, bir dönem beraber programlar yaptık ve yıllardır hastası olduğum bir kişi. Der ki, zaten bütün Türkiye sever çok kendisini biliyorsunuz. Evet. Adına ister yaşlanmak deyin, ister yaş almak deyin demiş. Fark etmiyor. Kırıkları devirip 50'lere yaklaşınca bazı değişiklikler yapmak, önlemler almak lazım. Ki siz de bunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle 60 ve sonrası için mühim gördüğüm ilk 3 önlem geçenlerde yazdın, hatırlayalım diyor. Düşmeyeceğiz, üşütmeyeceğiz, durmayacağız. Bu evet, gerçekten çok güzel. Net, çok çok önemli. Düşmeyeceğiz. 40 ve 60 yaşlarından bahsetmiş Sayın Osman Müftüoğlu çok güzel söylemiş. Evet. Neden? Kemik kalitemiz azalıyor. Kemikler inceliyor. Bir kere çok çok önemli evet. Düştüğümüz zaman. Kemik üşütmek, yani üşütmek deyip geçmemek lazım aslında. Önümüz kış. Özellikle hamile hanımlara da mutlaka siz desteklerde bulunuyorsunuzdur. Evet. Kendilerini korumak için, o soğuk algınlığından uzak durmak için ne yapmaları lazım? Bir kere çok önemli bir şey, beslenmemizde mutlaka vitamin içerikli olmalı. C vitamini. Ben hep şunu söylüyorum. Maydanoz tüketin. Seviyorsanız çok lütfen güzel. Maydanoz, limon, mevsim meyveleri, kışın çok güzel kış meyveleri var. C vitamini tüketin. Gebe kalmak isteyenler için gene folik asit tüketin. Omega hem artan. Menopoz dönemi için, hem gebe kalmak isteyenler için, hem de her yaştaki kadın için çok önemli. Gençler için de beyin sağlığını, sınav başarısını, hatırlamayı, unutkanlığı, hepsini düzene sokan bir şey. Omega haftada 2 kere en az balık yememiz gerekiyor. Günde 3 tane ceviz yememiz gerekiyor. Çok basit önlemlerle bağışıklığımızı arttırabiliriz aslında. Ve son olarak da durmayacağız diyor. Biz de durmuyoruz sevgili Özlem Gültekin. Tıpkı sizin gibi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör Doktor Özlem Gültekin durmaz çalışır ve İstanbul'a gidip gelip bu çekimleri de gerçekleştirir. Sizlere gelmek çok büyük bir keyif. Bu programda olmak çok büyük bir keyif. O yüzden her hafta çarşamba günleri Ebru Hanım'la birlikteyim. Harikasın. Mutlaka bekliyoruz. Seni ağırlamak her zaman çok büyük keyif. Efendim, börek istiyorum dediniz. İşte size buyurun Doktor Ayça Kaya böreği. Hem de kilo aldırmayan, içinde pazı var, 3 yumurta var, 1 patates var, üzerinde bol rende var, peynir. Yemeğin yanında yatın. Gerçekten harika. Afiyet olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Bugün yine faydalı bilgilerle sizlerleydik ve yarın sabah yine sizlerleyiz. O zamana kadar kendinize iyi bakmayı ve bizimle olmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın.